Koyterm ısı yalıtım sistemleri tam sahayı sunar. Herkese iyi akşamlar. Her zaman olduğu gibi tam sahada yine sizlerle birlikteyiz. Çok kıymetli yorumcularımız ve çok kıymetli ekip arkadaşlarımızla birlikte. Maçlar oynandı. Profesyonel Lig'de 3 takımımızın 2 galibiyet, 1 mağlubiyet haftaya kapattık. Ordu Sporlar 52 Ordu Spor ve Ordu Spor 1967 galibiyetle kapattı. Cumartesi günü oynandı, hafta başladı. Cumartesi günü 52 Ordu Spor. Deplasmanda Hacettepe 1945 Spor'u 3-1 mağlup etti. Deplasmanda işler gayet iyi gidiyor 52 Ordu Spor adına. Ama iç sahada da aynı başarıyı bekliyoruz kendilerinden. Yine cumartesinin gündüz bölümünde Büyükçekmece Tepecik Spor'a konuk oldu Fatsa Belediyespor. 1-0 yenik duruma düştü. 1-1 oldu ama sahadan 3-1 mağlubiyet ayrıldı. Bu mağlubiyet Fatsa Belediyespor'u sondan ikinci sıraya, yani 17. sıraya geriletti. Haftanın kapanışı son maç ki ekranlara da getirdik. Hem televizyonumuzdan hem de yayıncı kuruluş Fox TV'den ekranlara geldi. Ve Ordu Spor 1967 iyi bir oyun, güzel bir oyunla, net bir skorla 4-0 Ergene Verilmeşe Spor'u mağlup etti. Bunları konuşacağız ama özellikle dün maçtan sonra televizyona geldik. Acı haber alınca Taksim'de İstiklal Caddesi'nde hainlerin yaptığı bir bombalı saldırı eylem sonucu 6 tane terör şehidimiz var. Onlar bugün son yolculuğuna, gerçek hayata uğurlandılar. Mekanları cennet olsun, nurlar içinde yatsın diyoruz. Bütün ulusumuzun yakınlara sabırlar diliyoruz. Devlet büyük anında hainleri hemen yakaladı. Bir tane var, onun da en kısa sürede yakalanacağını biliyoruz. Ve her zaman söylediğimiz gibi ne sizler ne de sizin gibi düşünen hainler, alçaklar bir türlü bu Türkiye Cumhuriyeti'mizi esir alamayacaksınız. Siz belki 1000 kişi oldukça biz daha da büyüyeceğiz ve ininize kadar girip gereği mutlaka yapılacak diyorum. Bir kez daha şiddetle kınıyoruz. İnşallah Allah bize böyle acılar bir daha yaşatmaz diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben de Taksim'deki patlama sonucu şehit olan insanlarımıza, ailesine başsağlığı ve tüm Türk halkına başsağlığı diliyorum. Terörü de lanetliyorum. Bu tip olaylar umarım son bulur. Son zamanlarda çok fazla boy gösteremiyorlardı. Devletimiz tepelerine binmişti. Münferit olarak yapsalar da devletimiz güçlüdür, büyüktür. Bunların üstesinden gelecektir. Biz Türk halkı olarak bu tip şeyleri hep birlikte lanetliyoruz. İnşallah diyoruz. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Taksim'deki bombalı saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Gerçekten zor bir olay. Çünkü sadece orada yürüyen vatandaşlarımızın, gezen vatandaşlarımızın, özellikle çocuklarımızın hedef alınması bence çok kötü bir olay. Terörü lanetliyoruz. Özellikle bu işi yapan bu insanları insanlıktan çıkmış olarak nasibini, yani ne desek bilemiyorum. Yani artık onlara söyleyecek söz de bulamıyoruz. Gerçekten çok acı bir olay. İnşallah bundan sonra tekrarlanmaz diliyoruz. Bayağı bir uzun zamandır bu olayları yaşamamıştık ama inşallah bundan sonra da yaşamayız diyorum. Evet, inşallah diyoruz ve tekrar söylüyoruz. Devlet büyüktür. Dün gece nasıl onlarca kişiyi yakaladıysa yine de yakalayacaktır. Tekrar söylüyoruz. Hiçbir yok özgürlük, müşürlük, insan canına kastedi hiçbir şeyin asla kabul etmiyoruz. Ama dediğim gibi biz güçlü bir milletiz. Biz en ufak bir şeyde çok bu konularda daha çok kenetleniriz. Türkiye Cumhuriyeti büyüktür ve sizlere gerekli dersi verecektir ki İçişleri Bakanımız çok net açıkladı. Biz sizin mesajınızı aldık. Bundan sonra siz düşünün dedi. Ve gelelim tabii ki konumuza. Dediğim gibi hem 52 Ordu Sporu hem Ordu Spor 1967 galibiyetle dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Yine Fatsa Belediyespor'da da bu mağlubiyetten artık ders çıkarmasını istiyoruz. İşin şakası yok. Sondan ikinci sıraya geriledik. Evet kaptan, bu sefer sizle başladım. Geçen hafta Metin Hocam'la başlamıştık. Ordu Spor 1967 Ergene Verilmeşe maçına golle başladı. İlk devreye biterken golle bitirdi. Ve skora baktığım zaman da 4-0'lık net bir galibiyet vardı. Hem oyunla ilgili hem de genel anlamda teknik değerlendirmeni rica ediyorum.
Şimdi bu maça gelinceye kadar Orspor 1967 Belimeşe maçının favorisi olarak gözüküyordu. Tabii bu tür takımlara erken bulduğunuz gol neticesinde gardının düşmesine sebep oluyordu. Daha birinci dakikada sağ bek oynayan arkadaşımız daha yeni, belki de ilk 11'de ilk defa oynamıştı. İsmail mi? İsmail. Değil evet. Mi? Kütahya'dan transfer oldu. Daha ilk topla, oyuna falan girdi ama. İlk topla buluşmasında golle sonuçlanması bizim için maçı biraz daha kolay geçmesine sebep oldu. Tabii daha sonrasında Ergen Eveli Meşe'nin birkaç hata oldu ama neticesinde bu maçın mutlak hakimi Orspor 1967. 3 puan hanesine yazdılar. Bence önemli bir galibiyet. Çünkü Karaman'ın da puan kaybetmesi, işte Eynesel'in de deplasmanda yenmesi belki bir dezavantaj olarak gözükebilir ama bu haftada Ayvalık gücüyle deplasmanda evet. Çok önemli bir maça çıkacak. Tabi bu maçı 3 puan hanesine yazdırması Orspor 1960 için iyi oldu diyebiliriz. Tabi mücadele açısından mücadele eden bir Orspor 1967 vardı. Sahada her şeyini veren, galip gelmek için 90 dakika mücadele eden bir takım görüntüsü vardı. Daha önceki haftalardaki bu görüntüyü görememiştik ama bu Velimeşe maçında bu görüntüyü bize sahada gösterdiler. Bu galibiyetten dolayı futbolcu arkadaşlarımı, teknik heyetimizi, yönetimimizi kutluyorum. Önemli bir galibiyet. Playoff için ve yukarısı için çok önemli bir adım attılar. Tabii bu tür takımları sahanızda yenmeniz gerekiyordu. Onu da gerçekleştirir. Tabii bundan sonraki haftalarda daha zorlu maçlar olacaktır Orspor 1967. Özellikle bu hafta deplasmanda oynayacağı Ayvalık maçı Orspor 1967'nin ileriki haftalarda daha neler yapabileceğinin net görüntüsünü, net yorumunu yapabiliriz diyebilirim. Zaten puan da çok yakın. İçeride dışarıdaki bu seriyi yalnız daha... içeride Orspor 1967 çok iyi. 15 maç kaptan. Maalesef, 14 galibiyet, 1 beraberliği maalesef var. Maalesef deplasmanda aynı neticeyi alamıyorlar. Biraz sonra 52'de konuşacağız. Orada tam tersi. Şimdi kaptanın hem aynı yorum yap hem de şeye gideyim. Cahit Hoca'yla içeride 15 maç, 14 galibiyet, 1 beraberlik. Şimdi evet Cahit Hoca'ya baktığımızda karnesi bana göre dışarıda birkaç muhalefet olsa da üst seviyede. Neticede 15 maçın 14'ünü galip bitirmişsiniz. Yani iç sahada bir mağlubiyetiniz yok. Bence büyük bir başarı öyküsü var burada. Tabii ki deplasmandaki birkaç kayıp ister istemez şu anki bu yıl için söylüyorum. Puandajdaki yerini biraz yukarıdan kopmuş gibi gösterse de ikinci görevi bırakıp gelmesinden sonraki çıkışı hala takdire şayan gibi. Oyun anlamına da baktığımızda Ergene Veli maçında da Veli Meşe maçında da bana göre bu senenin iyi oyunlarından bir tanesi gibi görüyorum. İlk 20 dakika özellikle müthiş bir oynadı ama 20 ile 40 arası biraz daha topu rakibe veren bir temsilcimiz vardı. İlk yarının bitimine saniyeler kadar ikinci golü bulması bence Orspor 67 açısından çok önemliydi ki ikinci yarıya biraz daha rahat çıkmak zorunda kaldı. Eğer ilk yarı 1-0 bitmiş olsaydı en az 5-6 tane etkili futbolcu da ilk yarı sarı kart görmüştü. Çok da sarı kart oldu. Haliyle bu sarı kartlar ikinci yarı başına şaşabilirdi. Ama o golün gelişi, ikinci golün gelişi en azından futbolcuların temaslı oyundan da bir nebze kendine çekmek zorunda kaldı. Üçü de bulunca zaten hoca da hemen o hem sarı kart cezalı duruma düşmemesi için ya da atılmaması için o ilgili oyuncuları alıp işte bu seneki kulübenin zengin oluşu da bir anda tamamen oyunun formatını temsilcimizin eline bırakmış oldu. İç sahadaki çizgisini dışarıda zaten yapmış olsa bugün bambaşka şeyler konuşabiliriz. Yani Orspor bugün liderlik pozisyonda olurdu. İç sahadaki performansı göstermiş doğru, olsa ama bence bunu da yakalayacak gibi durunuyor. Bu ligin bana göre yine geçen hafta da söylemişim en etkili, en istikrarlı takımlarından gözükmeye devam ediyor. Bir de ben bu maç özelinde şunu da söylemek istiyorum. Kısa olsun başkanı da topluda katalım. Bu maç yani bu maç özelinde yani ben bugün takımın birlik beraberlik adına bir tık çıtayı atladığını sahada gördüm. Yeni kaptan olan Erdinç'le birlikte de bence müthiş bir bütünlük sağlanmış. Bunu da ileriki haftalarda taşıyacağını düşünüyorum. Evet. Şöyle yapalım. Başkan Bey attığın diğer ucunda Sayın Savaş Şimşek. Tabii ki kendisini stüdyoda bekliyoruz. Ayrı konu. Bugün yoğun da iş vardı. Sağ olsun.
telefonda da olsa yayınımıza katıldı. Sayın Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi akşamlar Ahmet Hanım. Öncelikle tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Güzel bir galibiyet. Bakıldığı zaman bir maçımız noksan, 17 puandayız. 26, 23, 23 gidiyor. Velimeşe maçıyla başlayalım başkanım. 4-0'lık bir galibiyet. Neler söyleyeceksiniz? Evet, güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımızın önünde 4-0 gibi bir net galibiyet almak güzel. Zaten sahaya, iç saha ve dış saha her zaman biz kazanmak için çıkıyoruz ama yaptığımız hatalar diyeyim, olumsuz şartlar bazen bizi de üzüyor, taraftarımızı da, şehrimizi de üzüyor. Kim ister ki üzülmek ama bu zorlu bir süreç, zorlu bir lig. Sonuç itibariyle önemli olan zorlukların altından kalkıp en sonunda mutlu sona ulaşabilmek. Burada emek veriyoruz, gayret gösteriyoruz. İnşallah burada başarırız. Başkanım, bakıldığı zaman az önce söyledik, Karaman Futbol Kulübü çok dolu düzgün başladı. Ama son 3 haftada 2 beraberlik ve 26 puanı var ama bizden bir maçı noksan. Iğdır 23, Alanya Kestel 23, 19, 18, 18, 17 gidiyor. Çok dengeli bir grup ve zirvede böyle 4-5 takım çok etkili. Sizinle 2 maç önceydi sanırım buradaki bir maçta. Abi bu köprünün altında çok sular akacak, çok puanlar kaybolacak, yukarılar karışacak demiştiniz. Yine hala bakıldığı zaman puanlar birbirine yaklaşıyor. Nasıl bir sezon ya da bundan sonraki haftalarda nasıl bir lig grup bekliyor bizleri? Evet, bizim grubumuz ve bu lig bence zorlu bir grup ve zorlu bir lig. Daha önce de söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Bu köprünün altından çok sular akar. Yukarısı karışır. İkinci dönem düşme hattı karışır. Playoff hattına girmek için orada 4-5 takım çok ciddi bir yarış verir. Bunlar olacak. Yani bunlar ben bu ligin ikinci dönemde daha zor geçeceğini düşünüyorum. Çok daha değişiklik olacağını, çok zorlu müsabakalar oynayacağımızı ve rakiplerimizin de oynayacağını düşünüyorum. Hiç sadece fark etmez. Burada hiç ummadığınız galibiyetler, hiç ummadığınız mağlubiyetler alabilirsiniz. Biz ve diğerleri de. Önemli olan burada iyisiyle kötüsüyle ayakta kalıp ulaşabildiğimiz en iyi sonucu alıp mutlu olmak. Ben bu ligin zorlu geçeceğini düşünüyorum. Ama bunu da kimseye hesap ederek değil de rakibimizin kim olduğunun çok önemi yok. Az önce size söylemiştim. Bizim ne yapabileceğimiz burada önemli. Yani biz inanırsak, biz bazı şeyleri yapma adına hatalarımızı düşürür de en iyisini yapmak için uğraşırsak, ki uğraşıyoruz, emek veriyoruz, gayret veriyoruz. En az hatayla kapatırsak, bizim rakibimizin kim olduğunun önemi yok. Özür diliyorum. Şimdi Ayvalık Gücü'ne gideceğiz. Ayvalık Gücü, Belediyespor. İçeride az önce konuştuk biz. 15 maç, 14 galibiyet, 1 beraberlik. İçeride müthiş bir performans var. Bu sezon dışarıda hafif bir sıkıntımız var gibi. Dışarıda da bir seri başlarsa, az önceki söylediğiniz hani yukarıya bir anda kapanacak gibi. Hem Ayvalık Gücü hem de iç saha performansımızı ve dış sahayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim bu hafta Ayvalık Gücü geri dönüyoruz. Çarşamba günü Kırıkkale. Tekrar dönüyoruz. Uzun bir yolculuk Kuşadası. Yani ortalama 7 ve 8 günde 3 maç oynuyoruz. İkisi Türkiye'nin en ucunda. Bir tanesi de içeride. Yani 3 yolculuk yapacağız. İç saha, dış saha, iç saha, dış saha. Yani biz de bu maçları almak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu virajı çok eksik siz kapatırız. Zaten bu virajı eksiksiz kapatırsak, hedefimiz de bu. Bazı bizim için bir düzde ineceğimizi düşünüyorum. Ve bu yakalayacağımız o ekstra havayla birlikte ben ligin daha çok şekilleneceğini düşünüyorum. Evet. Var mı hocam? Başkanım var. Başkan zaten gerekli şeyleri söyledi. Bu
bilgi, tecrübe Sayın Başkan da var. Bu ligi artık tanıdı. Ben gereğini yapacağını düşünüyorum ve ilk yarıyı da ilk üçte tamamlayacağını ben düşünüyorum. Tamam. Başarılar diliyoruz. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Stüdyoya da geçen sezon bir gün de olsa ağırlamıştık. Stüdyoyu da burada canlı yayında da hem bir söz istiyoruz. Sizi stüdyoya canlı yayında da bekliyoruz. İnşallah katılırım ama şöyle Ahmet abi, stüdyoya katıldığım zaman sen bahsediyorsun. Ben duygulanıyorum. Ondan sonra bir dakika başkan. Stüdyoya diyor, geldiğimde diyor sen bana çok yükleniyorsun. Ha. Sonra duygusal bir ortam oluşuyor diyor. Ama güzel oluyor duygusal. Olsun. Arada duygusallık yok, lazım. Yok. Duygusal bir ortam oluyor. Sonra da sana şehirde yükleniyorlar numaradan yaptı diye. Yani kimsenin de sana yüklenmesine gerek yok abi. Biz başkanım. Uzaktan daha iyiyiz böyle. Başkanım derler. Siz ne demek istediğimi anladınız benim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte hem de ilk yakın Ayvalık gücü deplasmanında da başarılar diliyoruz. Nezdinizde bütün takıma. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Saygılarım. Evet. Onu söyledi. Baktınız 8 günde ya. İki takım da hafta ya şöyle, 3 tane maç oynayacak. Şimdi Sayın Savaş Şimşek'le ayrı bir parantez açmak lazım. Çünkü Orspor 1967 kurulduğundan beri her sene bir basamak atlayarak üçüncüye geldi. Sadece geçen sene. Geçen sene de sonradan kurulan bir takım olmasına rağmen playoff'u yakaladı. Belki de bir terslik olmasaydı Mersin maçında, o günkü oyuncularımızın performansı biraz daha iyi olmuş olsaydı şu anda belki de ikincilikte mücadele eden bir takım olacaktı. Bu sene de yine aynı şekilde kurulan bir takım var. Her ne olursa olsun lig gerçekten çok zorlu bir grup. Özellikle 3 gruba baktığımız zaman çok bütçeli takımlar var. Bu takımlar arasında Orspor 1967'de şu anda sağlam bir şekilde ilerliyor. Tabii bundan sonraki süreçte zorlu müsabakaları var. İki yarım bitmesine 6 tane maç var. Yani sezonun 3'te 1'lik bölümü bitmiş gibi gözüküyor. Yani 6 maçtan 4 maç galip gelecek puanı yakalamaları lazım gibi gözüküyor. Yani bir 29-30 puan yakalasınlar ki devre arası 1-2 takviyeyle beraber ikinci yarı daha iyi bir Orspor 1967 izleyebiliriz. Yani en kötü ben Orspor 1967'nin bu sene playoff'ları yine göreceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten zorlu takımlar var. Özellikle biz ikinci, üçüncü haftadaki yorumlarımızda şöyle diyorduk. Bir ligi bir 9-10 hafta bir görelim dedik. Şimdi baktığımız zaman lig artık şekillenmeye başladı. Çok net geliyor. Tabii lig artık şekillenmeye başladı ve takımları izledikçe diyoruz ki bu gerçekten iyi bir takım. Şimdi gelen takımları görüyoruz, Derince'yi görüyoruz. Buraya gelen takımları daha iyi yorumluyoruz. O takımları gördükten sonra diyoruz yukarıdaki takımlar artık netleşmeye başladı. Şimdi Orspor 1967'nin grubuna baktığımız zaman Karaman evet 1-2 çıkış, inişli çıkışlı maçlar oynuyor ama yine lige damgasını vuracaktır ilerleyen haftalarda. Iğdır takımı Erkan Hoca şu anda dizin gidiyor. Şu anda bir çıkışa geçti. Kestel takımı iyi takım diyoruz. Evet. Eynesil takımı her ne kadar 8 tane gol yemiş olsa da Iğdır'dan ligin en az gol yiyen takımlarından birisi olarak gözüküyor ve bu hafta deplasmanda Turgut diyor diyeyim yanılmıyorsam. Kim? Eynesil kimi yendi bu hafta deplasmanda? Turgutlu'yu yenerek bu ligdeki sıralamasının tezahürü olmadığını gösterdi. Evet, evet. Ya tabii Ayvalık Küçüğü de bu hafta Iğdır takımına gerçekten zorlu müsabaka oldu. Yani lig artık yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Ben Orspor 1967'nin sadece bu haftaki ben görüntüsüne bakarak söylüyorum. Eğer bu Velimeşe maçındaki o birlikte beraberlik mücadeleyi önümüzdeki haftada devam ederse ben yukarılara doğru tekrar çıkar diyorum. Sadece deplasman karnesi düzeltmesi lazım. Biraz düzeltmesi lazım. Bence, özet de var. Siz konuşun sonra. Bahadır özet hazırlayalım. Hocam kısa konuşacak. Söyle bence sen bu deplasman o şeyinde kıracak gibi düşünüyorum. Ben Ayvalık maçıyla birlikte ama bu 3 haftalık periyot gerçekten bizim adımıza şanssızlık. Yani temsilcimiz adına. Niye? Türkiye'nin en uzak noktasına gideceksiniz. Şimdi önümüzdeki 3 hafta diyoruz değil mi? Tabii şu an 3 hafta. Tamam. Şimdi bugün Ayvalık'a gitmek için de direkt uçuşunuz yok. Otobüste gitseniz 15 saat nereden baksan. Yani çok uzak bir mesafe. Geri geleceksin çarşamba günü maç oynayacaksın. Tekrar aynı geldiğiniz yere bir daha gideceksiniz. Yani çift uçuş, tek uçuş yok. 2 gün kalsanız otel masrafı. Yani hangi fikstürde şu 3 bir haftada 3 maç istemezsin deseydiniz bu istenmezdi. Yani o yüzden bu biraz bence şey ama
kadro kalitesi olarak, kadro genişliği olarak ben bunun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Alınmamış da burada 18 tane de puan var. Yani çıkışta olan bir ekibimiz var ve bu hafta özelinde müthiş bir birliktelik gördük takımda. Yani bunu özellikle ben birinci golden sonra herkes gördü. Yani bu birlikteliği bir tık ileri taşımak için de bu hafta deplasmanda puan ve puanlarla döndüğümüz anda Kırıkkale maçıyla sonra güzel bir Kuşadası maçı oynayıp bence yukarılara taşıyacağını düşünüyorum. 6 maçı kaldı. 3'ü kendisinin üstünde, 3'ü kendisinin altında rakiplerle oynuyor. Ben temsilcimizin bundan sonraki süreçte daha iyi oyun, daha fazla puanlar, daha çok birlikteliğini tüm taraftarlar olarak göreceğimizi düşünüyorum. Evet, o zaman şöyle yapalım. Çünkü Bahadır diyor ki tam maçın dakikası saati de denk düşüyor abi dedi. Mustafa da uzun bir özet yapmış. 5 dakikalık bir özet yapmış. 4-0 kazandığımız maçı, gollerini, pozisyonlarını bir kez daha birlikte izleyelim. Karşılaşmaya Ergene Velimişespor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Abdülkadir, Sami Can sol tarafa oynadı. Erdinç orada şimdi topla buluştu. Erdinç ve Burakcan mücadelesi içeri orta. Savunma seken top. Arkada sert vuruş topağalarda gol. Karşılaşma golle başladı. Sabek İsmail takımını 1-0 öne geçirdi. Dakika 1 diye kaydediyoruz bunu. Birinci dakika İsmail'in golü. Sol tarafta Erdinç iyi çıktı ucuma. Yaptı ortayı. Savunmanın hatası seken top. İsmail. Bakın pozisyonu içeri orta. Seken top. Çok düzgün bir vuruş sağ ayağın üstüyle. Önünde derin bir boşluk var. Burakcan güzel bir hareketle Erdinç'ten sıyrıldı. İkinci hamle. Tekrar Burakcan Erdinç mücadelesi. Erdinç bırakmadı. Geri oynadı Burakcan. Topla buluşan Samet. Samet. Samet yaptı ortayı. Kafa vuruşu üstten avut. Kademe. Kaptan Erdinç. İçeriye tekrar Halil. Seken top Ahmet. Ahmet'in vuruşu top direğin yanından avuta çıktı. Ceza alanda içeriye yaptı ortayı. Kafayla uzaklaştırdı İbrahim. Dönen top Erdinç. Sami Can. Abdülkadir. Tekrar Sami Can. Sami Can'ın vuruşu Kerim'den döndü. Ufuk'tan Abdülkadir. Abdülkadir'den Metin'e doğru bir top. Metin. Metin. Bıraktı Abdülkadir. Abdülkadir geriye bıraktı. Sami Can vurdu. Savunmadan döndü. Penaltı pozisyonunun beklentisi içinde ama atak devam edecek şimdi. Burak. Az önceki pozisyonu arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar kafalarda soru işareti kalmasın diye. Tekrar Burakcan. Uğur. Burak kontrol etti. Uğur. Metin savunma arkasına koşu yaptı. Metin çıktı kale boş. Metin aşırtma bir vuruş. Metin yetişebilecek mi? Boş kale. Metin kafayı vurdu topağalarda. Gol. Metin. Öyle bir enteresan gol oldu ki. Önce kaleci çıkmak ve çıkmamak arasında kaldı. Ardından savunma yükselmedi. Ve Metin 45 artı diyelim buna. Kaleci Salih. Metin aşırdı. Orada bir Furkan'dan timing zamanlama hatası. Affetmedi Metin. Metin içeri yaptı ortayı. Karambol boş pozisyon. Ufuk topağalarda gol. Sekti. Sol tarafta Ufuk buluştu topla. Sol ayağıyla finalerde buluşturdu. Dakika 49. Ufuk ve 3-0 oldu karşılaşma. Metin içeri yaptı ortayı. Herkesten sekti. Okan'dan sekti. Ufuk iyi takip etti ve sol ayağıyla karşılaşmayı şu anda takımını 3-0 öne geçirdi Ufuk. Halil. Halil geriye oynadı. Sert vuruş. Top üstten avut. Şimdi Doğukan Güney yatarak kontrol etti. Sağ taraf oynadı Metin. Metin sağ taraftan ceza alanına girmek üzere. Metin Serhat da geldi desteğe. Şimdi Serhat'a doğru bir top. Serhat sıyrıldı. Kafayı kaldırdı. Geriye çevirdi Serhat. Harun. Atak devam ediyor. Bırakmadı Harun topu. Harun. Harun sert vurdu topağalarda gol. Hani bir anda pozisyon gitti, bitti düşüncesini beklerken Harun iyi kontrol yaptı. İyi vurdu. Dakika 84. 4-0 oldu maç. Görüntüde Harun. Gol sonrası. Sevinci de böyle. Bakın Serhat geriye çevirdi. Sanki böyle pozisyon öldü bıraktı derken. Bakın Harun'un vuruşu köşeye gitti.
ve dördüncü gol. Bu arada farklı açılardan ekrana getiriyoruz görüntüyü. Metin geri oynadı. Harun kontrol. Vuruş topalarda gol. Doğukan oyuna dahil oldu. Metin 45 artıda golü atmıştı. Bu golde de büyük emeği var. Ornusa'nın bir kırmızı kart mı var arkadaşlar? Okan 41 numaralı formasını ikinci arada Okan mı? Kırmızı ayakkabı bakıyoruz. Bir kart, bir kırmızı kart. Elini açıp bize doğru geliyor bakın arkadaşlar. İkinci arada oyuna dahil olmuştu Okan. 41 numaralı formasıyla kırmızı kart. Yusuf. Ve 90 dakikanın son düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın hakemi Doğukan Yıldırım ve mücadeleyi 4-0 kazanan taraf Orduspor 1967 oldu. Evet, böyle bir galibiyetti ve şu anda da reklam saati var diyor arkadaşlarımız. Hakan Kontaş'ı yayında rahmet bey demiş. Karadeniz Reyli'de Telat Hocam 2'de 2 yaptı. Bal Ligi'nde demiş. Telat Hocam'a, İbrahim Hocam'a başarılar diliyoruz. Ahmet Ertaş, Eray Eren neden bu hafta kadroda yok demiş. Bahadır Başbakanımız diyormuş. Selamlar gönderiyoruz. Mustafa Bedir, Ahmet Bostepe, Yalçın Gürsoy, Yaşar Bayram selamlar gönderiyoruz. Önümüzde de 52 Orduspor'u konuşacağız. 52 Orduspor deplasmanda 3-1 kazandı. Son iki deplasman maçında farklı aynı skorla 3-1 kazandığı maç. Aynı şekilde içeride yani 6 maç deplasmanda oynamış. 4 galibiyet, 1 beraberliği var deplasmanda. Başarılı bir 52 Orduspor. İçeride oynadığı 5 maçta ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 de beraberliği var. Bu sefer dışarıdaki başarı içeriye de denk gelirse orada da bir çıkış olacak ama gerek iki takımda baktığım zaman özellikle 52 Orduspor'da son 2 haftada 7 puan aldı. Yani 2 puan ortalamanın üzerindeler ama burada Mersin kaybetmiyor. Aldı başını gidiyor değil mi? 28-22, 20-20 gidiyor. Evet hocam, deplasmanda alınan 3-1'lik galibiyet. Bütün oyuncular da hani hafif sakatlı olanlar da oynadı. Biliyorsun Nazmican'ın kemik kırığı vardı, ezik vardı. Evet. Maskeyle oynadı. Yani bu maçta risk alındı. Bütün oyuncular oynadılar. 3-1'lik bir galibiyet geldi deplasmandaki. Hacettepe'de 7 haftadır yenilmeyen bir takımdı. Şimdi yeni hocamızla beraber istikrar yakalamaya başladı 52 Orduspor kulübümüz. Ki Ankara deplasmanında da alınan 3 puandan dolayı tüm ekibi kutlamak lazım. Ankara deplasmanı bakıldığında her zaman zor gelen bir deplasman. Ters gelir yani bize Ankara takımları. Ama Eleki Orspor'un karnesine baktığımızda deplasman karnesi tıpkı Orspor 60'ın iç saha performansı gibi. Yani iki takımımızın iç saha dış saha birleşmiş olsa bugün açık ara lider olurdu. Bir de aynı hafta kazanıyorlar, evet. Aynı hafta kaybediyorlar. Yani, ama Eleki Orspor kulübü bir çıkışa geçti. Yani bunu da inşallah içerideki maçlara da üstüne koyarsa bu ligin en iddialı takımlarında olabilir. Ama evet, Mersin takımı aldı başını gidiyor. Bir türlü takılmıyor. Ama Mersin takımını biz burada seyrettik sezon başında. Seyrettiğimizdeki Mersin çok kötü bir, iyi bir takım değildi yani bakıldı. Ama demek ki o da sonradan takıma katılanlar oldu ki onlar zaman geçtikçe o birlik beraberliği sahaya yansıttılar ki şu ana kadar bakıldığında gerçekten muhteşem bir çizgi. 11'de yani. 9 ya. Şimdi burada takdir etmek de gerekir yani ama temsilcimiz de muhtemelen bugünden sonra yani bu 2-3 haftadır çıkışta yakında ensesinden yakalayacaktır muhtemelen. Devre arasına kadar kayıpsız gidildiğinde de Sayın Şükrü Badur da muhtemelen yeni hocayla birlikte o eksik yerlerini tespit ederek nokta transfer dediğimiz o transferleri yaparak ikinci yarı bu ligin yani Mersin'le beraber en iddialı takımlarından ikisinden bir tanesi olacaktır. Bu güç hem ekonomik anlamda hem de mental anlamda bu takımda var. Bu saatten sonra çıkışa geçecektir. Sakat futbolcuların dönmesi. Tek handikapı neydi baktığımızda? Kadro zenginliği. Kulübeye baktığımızda yani hamle oyuncusu çok fazla yok. Bunu da devre arası transferlerinde yaparak tıpkı Orspor 1967 gibi iki temsilcimizin de ben en azından direkt şampiyon olamasa bile ki gönlümüzden şampiyon olması geçiyor. Olamasa bile iki takımımızın geçen seneki olduğu gibi tekrar
playoff oynayacağını düşünüyorum. İnşallah ikinci olarak o playoff'u sadece final oynama hakkını kazanırlar. Birinci olamazlarsa şayet. İkisinde de güç var. Burada o 50 Kırspor seyirciyi biraz daha sahaya çekmesi gerekiyor. Biraz daha seyirciyle oynarsa bu iç saha handikapını da çözeceğini düşünüyorum. Bunda çalışmayı oradaki yönetici arkadaşların biraz daha aktif yapması gerektiğini, yani okullara bilet dağıtma deyin, amigo grupları deyin, yani ne derseniz adını siz verin, statta o gün konser deyin. Yani bir çözüm üretilmesi lazım ki bu stadyuma bir türlü bu taraftarın getirilmesi gerekir. Statta bu tribünde seyirci gelirse bence 50 Kırspor seyirciyle bütünleştiğinde bence daha da başarılı olacak gibi gözüküyor. Bunu da yapacak 50 Kırspor'un yönetim kurulu üyeleri. Evet, son haftalarda hakemlerden de bayağı da bir canları yanmıştı. Sen nasıl bakıyorsun kaptan? Şimdi bu arada şunu da söyleyeyim. Bugün başkan Bey'le de görüştük. Sayın Şükrü Bodur'la. Şeyler de cezalar da affedilmiş. Yani, ceza değil değil mi? Hani dondurulmuş mu diyelim? Ne diyelim ceza? Yani o zaten futbolcunun elinde demiştik. Yani 2-3 galibette o cezaların affolacağını söylemiştik. Şimdi hakem demişken biz geçen hafta bu hakem konusunu bayağı bir yorumlamış. İşte hakem raporunu ne verecek diye. Geçen hafta hakem zaten kötüydü. Verdiği kararla beraber daha da kötü olduğunu ispatlamış oldu. Bir maç ceza vermişler oyuncuya. Yani rakibine şiddetli hareketten dolayı. Ben ilk defa bu kadar kırmızı kart, şiddetli bir hareketten bir maç gördüm yani. Direkt kırmızı kart var. Hani yumruk vurdu ya, şimdi biz görüntüleri izlediğimizde öyle bir görüntü yoktu. Geçen hafta iyi hatırlayın. Evet. Şeyin ay, gördüğü. Siz ağızda belki bir söyle. Belki hani biz o, bu harekette bir şey yok demiştik. O sırtına vurulan darbeden dolayı kırmızı kart görmeyeceğini düşündük. Öyle de. Hani belki bir söz söyledi ama şimdi o şeyi gördükten sonra hakemin tamamen çok kötü bir hakem olduğunu bu kararla beraber ispatladı. Dördüncü hakem yaktı ortada. Bilemem ben yani. Dördüncü hakem yaktı. Dördüncü hakem, birinci hakem yani burada evet. Karar verdiler yani neticede. Neticede maçın sorumlusu evet. Hakem. Evet, 50 Kırspor'un hakkını yemiş oldular yani o maçta onu da net olarak söyleyelim. Bu maça gelince evet Hacettepe maçı gerçekten çok önemli maçtı. 50 Kırspor'un bu maçta da sakat oyuncuların geri dönmesi özellikle 3 tane oyuncunun Sinan gerçekten oynadığı maçlarda takımın gerçekten çok fark edilen bir oyuncusu görüntüsünü vermişti. İyi hatırlayın oynadığı maçlarda. Nazmi'nin elmacık kemiğinin kırılmasından sonra maskeyle sahaya çıkması. 4 hafta deniyordu, 2 haftada döndü. Bu şimdi belki çoğu insan için farklı bir görüntü olarak gözükebilir ama bir oyuncunun maskeyle özverili bir şekilde oraya çıkması gerçekten benim için güzel bir olay. Orada da diğer oyuncuların da ona ayak uydurmasıyla beraber iyi bir sonuç elde ettiler. Bir de Özgen de sonradan oraya girdi. Özgen de oynadı. O abi söylen arkadaşımız Furkan'ın da takıma katkı vermesiyle beraber Hacettepe maçında ikinci yarı herhalde aldığımız haberlere göre iyi futbolla beraber 3-1'lik bir galibiyetle dönmesi. Burada Batuhan'ın da gol atması bizim için ayrı bir sevindirici. 3 haftadır atıyor. Batuhan gerçekten daha önceki sezonlarda oynadığı takımlarda kariyerli bir oyuncu ve gerçekten çok gol atan bir oyuncu. Daha ben 50 Kırspor'da daha kendini bulduğunu düşünmüyorum. İlerleyen haftalarda eğer tam anlamıyla randımanlı bir şekilde sahaya kendini verirse bence 50 Kırspor'un çok büyük kazanç olduğunu düşünüyorum. Yani biz 50 Kırspor'u zaten yorumlarken şunu yorumluyoruz. 50 Kırspor'un vitrindeki oyuncularda sıkıntı yok. Şimdi bakın 2-3 maçlık periyotta sakat oyuncuların yerine oynayan oyuncularda 50 Kırspor'un bir düşüşe geçmesine neden oldu. Biz onu söyledik sezon başı 50 Kırspor'a. Yani oynayan oyuncularda 8-9 tane oyuncuda sıkıntı yok. Onlar gerçekten kaliteli oyuncu. Bizim birinci hafta yaptığımız yorum da buydu zaten. Bizim handikapımız 50 Kırspor handikabı gerideki bench'teki oyunculara takıma çok katkı vermemesi. Evet. Birkaç tane oyuncu ikinci yarı girip gol atıyor ama biz orada değiliz. Sakat olan oyuncuların yerine oynayan oyuncuların tam randıman verememesinden neticesinde 50 Kırspor şu anda liderin 8 puan gerisinde. Belki 1-2 maç oraya sıkıştırmış olsaydı 3 puan fark olacaktı veya 4 puan fark olacaktı. Ha bunda Edirnespor'un müthiş çıkışı var. Onda net olarak Mersin'in net olarak bir çıkışı var. Onu da söyleyelim. 28 yaptı. Son 9 maçta 8 galibiyet, bir beraberliği var. Evet. Onun öncesinde bir mağlubiyeti var ama bizden sonra yok. Bizden sonra gerçekten çok iyi bir çıkış yaptılar. Ama 50 Kırspor'un evet biraz önce de siz de konuştunuz içeride sıkıntısı var. Ama ben içeride bu sıkıntıyı eğer takım
kadro zafiyeti yaşamazsa bunu da ben geçeceğini düşünüyorum. Çünkü bundan sonra da maçları öyle çok zor bir maç olarak gözükmüyor bana. Bu haftaki maç. Benim gördüğüm kadarıyla tabii. En az gol yiyen takım. Karaköprü maçı ben yeneceklerini düşünüyorum. Yani ben burada takılacaklarını düşünmüyorum. Evet, en az gol yiyen takım ama şimdi Eynesil takım da ligin en az gol yiyen takımı. 8 tane gol yedi. Evet. Iğdır'da. Karaköprü, işte Eskişehir deplasmanı, Karşıyaka içeride, Kelkit deplasmanı, Yomra içeride, Amasya deplasmanı. Bunlar bitiyor. 52 Orspor'un bence geçebileceği rakipler olarak sıralayabiliriz. Bence yani şu 2-4-6 maçlık periyotta bir 10-15 puan araya sıkıştırırsa ikinci yarı 1-2 takviyeyle beraber ben 50 Korusbor'un hedefe ulaşacağını düşünüyorum. Evet. Başkanımız attaymış Sayın Şükrü Bodur Başkanımız. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyorum Metin Bey. Ömer Bey iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Öncelikle tebrik ediyoruz. Gerçekten güzel bir galibiyet. Çok yerinde bir galibiyet. Çünkü Hacettepe takımı da çıkış içerisinde olan bir takımdı. Kaybetsek Allah göstermesin sıkıntılı bir durum olacaktı ama güzel bir yani 3 golü. 3 puanı 3 golle aldık. Hem Hacettepe maçı ile ilgili öncelikle görüşlerinizi merak ediyorum Sayın Başkan. Bizim bu arada bir sıkıntılı durumumuz var. İnşallah bunu bir atlatmamız lazım. Bu içeride maç kazanamama sıkıntımız var bizim. Dışarıda 6 maç oynamışız. Bir mağlubiyet var, bir beraberlik var, 4 galibiyet var. Ama dönüyoruz orduya 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, bir beraberlik var. Yani biz enteresan durumdayız. İnşallah bunu bir düzelteceğiz. İçeride her maçı galibiyetle bizim almamız lazım ve dışarıdan da alabildiğimiz kadar puanlar almamız lazım. Ama tabii burada sebep aramak istemiyoruz ama sizler de biliyorsunuz bu sakatlıklar bizi mahvetti. Sezon başı sakatlıklar 6-7 sakatla başladık. Nihayet Hacettepe maçında bütün sakatlarımız iyileşti. Sahada oynadılar. Yani tam kadro çıktık diyebilirim şeye. Hacettepe maçına artık futbolcular da bunun bir bilincindeydi. Hele geçen haftaki Şile maçının beraberliği onları bayağı da tesir etti. Hepimize olduğu gibi. Artık bu bir geçiş devresiydi. Biz bu merhalelerden geçtik. Tabii bilemiyorum. Temenni de etmem de Mersin İzman Yunus'ta bu bizim geçtiğimiz pozisyonlarda olabilir. Futbol bu. Daha biz 3'te 1'ini oynadık. Daha geriye kalan 3'te 2 maçlarımızı oynayacağız. İnşallah ikinci devre biz daha da değerli toplu, daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Başkanım, hakikaten az önce söylediniz. Biz de burada haftalardır yorumluyoruz bunu. Sakatlıklar konusu çok ön plana çıktı. Yani bu sakatlıklarla ilgili bir önceki teknik adam, yeni gelen teknik direktör, sağlık ekibi ki çok güçlü bir sağlık ekibimiz var. Bir rapor sunulduğunda neden böyle çok sakatlıklar ve hep aynı yerden adale yırtığı diyoruz buna. Nasıl bir rapor sunuldu size merak ediyoruz. Biz de görüyoruz tabii. Biz de senelerdir bu işin içerisindeyiz. Görüyoruz çalışmaları, antrenmanları, sakatlıkların sebeplerini. Şimdi giden hocanın arkasından konuşulmazsa benim hiç adetim ve şeyim değildir. Konuşmak istemem ama şu sakatlıkların en büyük sebebi giden hocanın yeterli derecede antrenman vermeyişidir. Açıkçası başka bir şey değil. Son haftalarda Ahmet Hoca bunu bir dengeledi. Ve nihayet bakın ilk defa diyorum. Yani kaçıncı, 11. haftada ilk defa tam kadro çıkabildik. Birinci haftadan beri biz çıkamıyorduk bunu. Ama bu demek ki olacakmış maalesef oldu. Artık onlara bakmıyoruz. Biz önümüze bakmamız lazım. Önümüzdeki maçları almamız lazım. Onun için mücadele edeceğiz. Daha da iyi olacağımıza inanıyorum ben. Artık takım da kendine de bir güven gelmeye başladı. Yalnız bir sıkıntımız var. Oradaki maçları almamış artık. Evet, zaten olmazsa olmadınız. Son maçta da sizi hem maçı anlatırken yukarıdan takip ediyoruz. Son bölümde bayağı bir canınız da sıkıldı oradan gitmekte oldu ama gönül tabii ki kazanmak istiyor. Siz de üzülüyorsunuz. Yöneticiler üzülüyor. Futbolcular üzülüyor. Biz üzülüyoruz. Taraftarlar üzülüyor. İnşallah bir daha böyle olmaz. Peki o futbolcuların mesela Özge'nin, işte Nazmi Can'ın,
tam iyileşmeden risk alınarak mı oynandı başkanım, yoksa iyileştiler mi tam bunlar? Yok, fazla da bir riskleri yoktu. Nazmi Can zaten ameliyatı hemen yaptırmıştık. 15 gün sonra oynayabilir demişlerdi maskeyle. İnşallah çok kısa zamanda ben Nazmi Can'ın maskeyi de çıkarttık. Maskesiz oynayabileceğine inanıyorum. Kız da düzeldi çünkü. Özgen artık aldığımız bilgilere göre sağlık ekibinden geçti. Bir hafta evvel de oynayabilirdi ama riske de atmak istemedik. Hacettepe maçını şey yapmıştık. Orada da 15 dakika oynattık. Çünkü bir daha ikinci bir sakatlık bize çok ağır mal olurdu. O bakımdan biraz da geciktirdik ama onu da 15-20 dakika oynatmış hoca Hacettepe maçında. Artık bundan sonra inşallah o sakatlık kapısı bir daha bize geçmez. İnşallah. Başkanım, bugün görüştüğümüzde biz şey bulamadık oraya, bir isim bulamadık. Hani ceza mı diyelim, dondurma mı, bir yaptırım mı diyelim. Herhalde tamamen kaldırdınız yönetim kurulu kararıyla. Böyle bir şey sizinle konuştuk. Şimdi biz açıkçası, şimdi biz de bu kadar emek vermişiz. Hep beraber yani bu şehir buna odaklanmış, bu takımın şampiyon olmasına. Şimdi kalkıp da benim iki maç içeride kaybetmem olacak. İki tane de beraberlik. Yani bu, pardon, bir de beraberlik. Tabii futbolda bu var. Primi alırken de cezayı da ödeyeceklerdi. Cezalar devam etti ama şeyi dondurmuştum ben. Bunların 30'a 10'da anlaşmalarımıza göre alacakları vardı. Onu dondurmuştum. Bugün biz alacaklarını, hatta Hacettepe maçından kalan primlerini bugün hepsini ödedik. Artık bir daha bizi böyle yollara sokmazlar. Futbolunu oynarlar, haklarını alırlar. Kaptan, ne diyorsun? Şimdi kaptana döndüm. Niye döndüm? Sahanın içinde futbolculukta çok bunları yaşadı ya başkanım. Siz yönetici, evet. Kaptan, futbolcu. Primi de verdim diyor. Doğrusunu yapıyor yani. Çünkü para ödül verirken de cezayı da verecek. Primi de verdim diyor ama bu hafta. Yok, en güzelini yapmış. Şimdi futbolculara şu şeyi söylemek istiyor. Mesajı vermek istiyor. Ya yenin alın kardeşim, puan para. Yenin alın bize diyor. Yani. Evet, doğru söylüyor Ömer Bey. Yani hedefimiz o. Evet. Demek kazandığın zaman sen bunun ödüllerini yiyorsan, kendi sahanda da kaybedince artık bunun bir bedeli olması lazım. Burada bir, hep beraber bu bilincinde olunması lazım. Biz yenilsek de kendi sahamızda prim alırız. Yok, dışarıda da yenilsek primimiz alırız. Böyle bir sistem yok. Anladım. Başkanım, 4 gol yiyen bir Karbel, Karaköprü Belediyespor liglerin en az gol yiyen takımı. Geçen sezon kalemizi koruyan Berat orada oynuyor. Evet. Zorlu bir maç. Cumartesi günü oynanacak. Ardından, evet, çarşamba günü maç var. Pazar günü bir daha maç var. 8 günde 3 tane maç. Tabii ki biz önce Karbel maçını konuşalım. Az gol yiyen bir takım. İçeride sıkıntılarımız var ama kaptan diyor ki ben bu haftadan sonra iç saha problemi de çözülecektir diyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Bunlar bu haftadan sonra hakikaten Ömer Bey'in de söylediği gibi toparlanacağız. Yani artık sakatsız, tam kadroyla sahaya çıkacağız. Bizim şu moralimizi bir içerideki fobiyi bir üzerimizden atmamız lazım. Onun da bilincindeler ve bu maça da ciddi şekilde hazırlanıyorlar. Yeni gelen arkadaşların da, sakatlıktan çıkan arkadaşlar da katkıda bulunacaklar. 25 kişilik kadroyuz biz. Bu 25 kişilik kadro Karabel Köprü maçını ben kesin alacaklarına inanıyorum. Artık olmazsa olmazın kaybetmeye tahammülümüz kalmadı. Bundan sonra içeride her maçımızı alacağız. Dışarıdan da aldığımız kadar alıp geri getirmemiz lazım. Evet. Metin Hocam da dedi ki başkan tecrübeli, saha taraftar olayını biraz daha kalabalıklaştırırsak, hakemlerin çünkü çok yanlış şeyleri var. Evet, taraftarı çözersek baskıyla birlikte ben temsilcilerimizin hedefe ulaşacağını düşünüyorum dedi. Tabii taraftarsız olmaz bu. Bir hedefe giderken biz elimizden geldiği kadar taraftarın istediği şey, hiçbir şeyi gerçekleştiremiyoruz. Biz de söylüyoruz artık sahip çıkılması lazım. Biz bu kadar yönetim olarak emek veriyoruz. Koşturuyoruz. Artık buradan bir taraftarların da maça gelip bir maçı seyretmelerine destek olmalarını istiyoruz. Burada gidiyoruz biz deplasmanlara, görüyoruz. Yani şu anda
Edirne maçında ne durumda olduğunu görüyorsunuz. Gene Edirne maçında taraftarı bizi bayağı rahatsız etti. Açıkçası şu anda düşme potasının içerisinde, o ayrı. Tabii ama son bir hedefe giden takıma da şehrin sahip çıkması lazım. Taraftarın sahip çıkması lazım. Bu yalnız yönetimle, futbolcuyla olmuyor. Ben her seferinde söylüyorum. Yani sizlerle de ikili görüşmelerimizde de söylüyorum. Yani taraftarsız olmaz. Taraftar da biraz da sahip çıkacak. Ha, benden bir şey isteyip de bir eksiğimiz varsa söylesinler. Ben her hafta sonu maçtan sonra, maçtan önce oradayım. Yazsınlar bana taraftardan veya vatandaştan. Şunu istiyoruz desinler, bizim yapmayacağımız şey yok. Evet. Her şeyi yaparız ama onlar da biraz ilgi, alaka göstermelerini rica ediyoruz taraftan. Ha, bazen içeride mağlup oluyoruz. Tabii ki haklılar. Beraber kalıyoruz. Haklılar. Küsmek de haklı ama küsülecek bir şey yok. Biz bunu toparlayacağız. Hep beraber her birliğiyle toparlayacağız inşallah. Evet. Var mı Metin Hocam? Başarılar. Evet, Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Sizin nezdinizde takıma 3 maçlık veriyor ki önce cumartesi günkü maçta başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Reklam, evet, son cümlesi. Reklama mı giriyoruz? Yok, uyarı vermedi. Şimdi şöyle, yani taraftar şu anda bakın uyuyan bir taraftar topluluğu var. Yani biz burada geçen sezon playoff'ta hatlı sayılı seyirciyi gördük. Tamam, bir başarı vardı gelindi ama uyuyan da bir taraftar grubu var. Bunu da bir türlü sahaya çekmeniz lazım. Yani biz de şimdi ticaret dolaşıyoruz. Bazı müşterilere ne yapıyoruz? Kampanyalarla cazip, evet, gösterip bir ürün satıyoruz. Neticede Ordu Spor'da bir ürün şu anda. Bu ürünü pazarlamanız gerekiyor. Gezerli pazarlamanız için de bu taraftarı sahaya çekmeniz gerekiyor. Bunun yöntemlerini artık yönetim kurulu, yani şöyle söyleyeyim, oturarak değil, gezerek, yani ne bileyim, ekonomisi güçlü olan bir yönetim var. Maça gelene bir forma verebiliriz. Yani bir yerden başlatmanız şimdi gerekiyor. Başkanım yani gerekirse yaparım diyor. Şimdi, bu tip organizasyonları yaparsa taraftarlar muhakkak ki ilgi gösterecektir, evet, diye düşünüyorum. Sayın Şükrü Bodur, evet, güzel şeyler söyledi. Gerçekten de tecrübeli bir başkan. Şöyle, önceki teknik direktörün yani yaptığı hatalarla ilgili şeyleri söyledi. Bir de şöyle, 5 maçta liderin 2 puan gerisinde 3. olan, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan teknik direktörü gönderdi. Hani bu neye dayanarak gönderdi? Takıma baktı, sakatlıkların falan olduğunu, bunun sebebinin çalışmamaktan dolayı olduğunu. Neticesinde radikal bir karar alarak tekrar yeniden bir hocayla beraber devam ederek şu anda bu duruma kadar geldiler. Ama şunun mesajı da veriyor futbolcuya, biraz önce kendisi söyledi. Kardeşim, oynamazsanız para işini alırsınız ama biraz geç alırsınız. Ama oynayın, galip gelin, istediğinizin daha fazlasını ben vereceğim diyor. Yani bundan daha iyi mesaj olmaz ki futbolcuya. Doğru söylüyorsun. Sırayla gidiyoruz. Geldik Fatsa Belediyespor'a. Az önce iki maçı konuşurken ya da iki takımı konuşurken biraz daha Umut'la konuşuyoruz. Son 3 haftada 7 puan toplanmış takım konuşuyordu ama Fatsa Belediyespor. Konuşuyorum, gözüm buraya kayıyor. 18'li takımda 17. sırada 9 puanla sondan 2. sırada. Yani düşme potasının içine girdi. Niye böyle oluyor? Neden böyle oluyor? Mutlaka kendi işlerine konuşuyorlar ama Sayın Başkanımızı da, Adem Başkanımızı telefon bağlantısını alacaktı. Kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Hem belinden hem de birazcık midesinde bir takım rahatsızlıkları var ama iyiye gittiğini söyledi. Kendisine biraz dertleştik. Biraz bir hem bu konuda bilgi vereyim. Ya başkanım, taraftar niye gelmiyordu? Niye böyle sonuçlar oluyor? Ya taraftar için neler yapacaksın diye söylediğimde çarşamba günü bir toplantı yapacağını söyledi. Programda takip ettiğini söyledi. Metin Hocam'ın dedi geçen hafta o taraftarla ilgili söylediğine sonuna kadar katılıyorum. Bir araya gelmemiz lazım. Oturacağız, konuşacağız dedi. O konuşmadan sonra da beni Hamdi Gözeki aradı. Bu hafta Fatsa'ya gideceğini, ne olur Fatsa Spor taraftarlarında maça gelmelerini, Fatsa Belediyespor'un düşmemesi gerektiğini, bu sırada olmaması gerektiğini söyledi. Başkan yani bu hafta taraftarlarla oturup bir araya gelecekler hocam. Ama sıralama, rakip Tepecik takımına kaybettiğini büyük çekimde Tepecik bir anda 12 puan yaptı. Sen de gerideydi. Çok şey bir durum. Psikolojik ve rahatsız bir yerdeyiz. Bundan 3-4 hafta önce gittiğimizde müthiş bir grafik çizen bir Fatsa Belediye vardı. Yani hatta lideri liderlikten etti. Evet. Galipken 96'larda gol yedi.
Yani demek ki bu oyunu oynayabilecek bir oyuncu kurgusu var içeride. Bunu oynamışsın. Ama şimdi son 3 haftaya baktığımızda bu kadar kötü bir skorlar alırsanız ligin dibine demir atar. Bugün pandemi olsa geçmiş olsun. Ligden düştük. Yani şimdi taraftar evet taraftar gelmiyor. Tamam taraftar gelmiyor da biraz da oyun oynanması gerekiyor. Yani taraftar da bizim gördüğümüz istikrarsızlığı onlar da görüyor. Şimdi Fas'a belediye deki düşüş devam ediyor. Bunu bulacak olan takımın başındaki teknik adamla yönetim kurulu. Başkan. Çözüm üretecek yani bununla alakalı. Tabii ki taraftar gelecek ama taraftar bir yere kadar işi çözecek. Ama neticede 105'e 68'de oynayan futbolcu grubuyla bu ekibi sahaya hazırlayan ve taktiksel talimatları veren teknik adamlar. Yani o yüzden lig bitmiş değil. Önünde yine yaklaşık bir 6 maç var. En azından ilk yarıyı bu son sırada değil de biraz daha yukarıki sıralara taşıması lazım ki biraz nefes alması lazım. Yani bir iki maç Allah göstermesin kaybettiği anda aşağıdaki makas açılırsa orayı toparlamak da veya yapacağınız transferde gelecek futbolcu puantaja bakacak. Acaba ben burada kurtarabilirim, şu muyum, buyum. Ekonomik sıkıntılar olan bir kulüp. O yüzden yani tablo iç açıcı değil. Ama bunun şu son 6 haftada toparlanması gerektiğini düşünüyorum. Burada Fassa'nın tüm herkesi, belediye başkanından, kaymakamından, spor adamlarından, taraftarına kadar, sanayicisine kadar. Yani Fassa Belediye deyip geçmeyin, orada bir hareketlilik getiriyor. Evet. Bu hareketi salatması gerekiyor. Buradan düşmek kolay ama çıkmak için kaç sene beklediğini hepimiz biliyoruz. Ya, o yüzden işte bir an önce evet belki takımı sevmeyebilirsiniz, başkanı, yönetimi sevmeyebilirsiniz, kızdığınız vardır. Yani şu anda kılıçları kınıya sokma zamanı, yani kılıcı çıkartma zamanı değil. Ki şu anda birlik beraberliği en üst seviyeye taşıyıp takımı buradan kötü bulan yerden kurtardıktan sonra ligin bitiminde konuşulması lazım evet. Bu tip şeylerin. O yüzden ben her ne olsa olsun takım bizim takımımız, uzayan kol bizden olsun mantığımızla birlikte bu takım buraya bu futbolcuya düşmüşse bunlar da buradan çıkaracaktır. Ben yine de her ne kadar kötü skorlar yakalasalar da ben ekibe güveniyorum. Bir an önce buradan kurtulmamız lazım. Evet. Kaptan 11 maç, 1 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet. Evet. Yani bir galibiyetin var, onu da deplasmanda ligin son sıradaki Niğde'den aldın. Galibiyetin 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik. Evet. Aldığınız zaman zaten sonuç bu olur. Yani sondan ikinci durumdasınız. 11 maçta 1 galibiyet az. Evet. Şimdi Fas'ta Belediyespor'un geçen sene en büyük özelliklerden bir tanesi neydi? Gol yemeyen bir takım hüviyeti vardı ama bu sene artık onu da kaybetmeye başlamış yavaş yavaş. Bir de yani çok enteresan bir grup. Şöyle Fas'ta Belediyespor'un 9 puanı var. Playoff'un 6. sırada olan takım da 16 puan var. Evet. Fazla bir fark yok yani içine. Grup çok şey bir grup. Yani 1-2 galibiyetle hemen yukarıyı yakalayabiliyorsun. Şimdi bu hafta çok önemli bir maçı var. Akhisar maçı. Şimdi Akhisar takımına baktığımız zaman playoff'la arasında 3 puan bir fark var. Sizin 3-4 sıra yukarınızda ama yani sıra puanlar birbirine çok yakın olduğu için 1-2 galibiyet alan takım bir anda yukarı doğru çıkabiliyor. Fas'ta Belediyespor'un ama bu Akhisar maçını mutlaka kazanması lazım. Onun için biraz önce söyledik hani taraftarın maça gelmesi lazım. Şimdi taraftar şunu istiyor yani taraftar başarılı olan takımın arkasında gidiyor. Tamam. Bazı taraftar grubu var. Gerçekten takımından vazgeçmiyor ama genel olarak baktığımız zaman tribünlerin dolması başarılı olan bir takım olması lazım bu taraftarın tribünü doldurması için. Şimdi bizim diğer iki takımımıza bakıyoruz. Şu anda birisi Mersin'in yerinde olsa birisi de Karaman'ın yerinde olsa şu anda tribünler full çakar. Çakmaz mı? Çok sen iyi. Şimdi 28-30 puanın olsa tribünler dolar mı? Dolar. O maça giden aynı taraftar diğer takımın maçına da gider. Şimdi burada da taraftar şeye bakıyor kardeşim. Puan sıralamasına bakıyor. Tamam 9 puanın var. Sondan ikincisin. Son 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 tane beraberlik almışsın. Yani taraftar gelip ne izleyecek yani? Ama bu kadar şey olur mu kaptan? Şimdi geçen hafta izledik değil mi özeti? Arkadaşlar orada gördüler. Tek kale oynadı. Direkt atamadı bir sürü gol pozisyonları. Bu maçı da 1-0 geride 1-1 yakaladı. Bir anda tekrar iyi oluyor. Yani çok şey oluyor. Ya bugün çok iyi. Atamıyor. Öbür gün kötü. Şimdi sen kime yenildin? Tepeci'ye yenildin. Rakibin olan bir takıma yenildin değil mi? Şimdi bu haftada rakibin olacak bir takımlardan bir tanesi geliyor. Akhisar takımı geliyor. Yani senin beni yani bu takımı ne yapayım yenmen lazım yani. Eğer aksi bir sonuçta
Yani Fas'ta Belediyespor'u kötü günler bekliyor diyebiliriz. Çünkü 6 tane maçım var. Bundan sonraki maçlarda biraz zorlu gibi gözüküyor baktığımız zaman. Burada en az bir 18-20 puanı tamamlaman lazım ki devre arasını rahat geçirebilsin. Ama geride kalan haftaya bakınca bu biraz zor. Yani biraz zor çünkü 11 maçta bir galibiyet alan takım 6 maçta 3-4 tane galibiyet biraz zor. Zor gözüküyor yani. Ama Fas'ta Belediyespor bir türlü bu cendereden çıkması lazım. Çünkü Fas'ta Belediyespor yani bu lige yaklaşık 4-5 senedir bu liglerde oynuyor. Düştüğünüz zaman düştüğünüz yerden çıkması çok zor. Bal ligindeki takımları görüyoruz. Ne kadar mücadele ettiklerini, ne kadar maddi imkanları seferber ettiklerini görüyoruz. Bir de ne kadar para harcayan takımları da gördüğümüz zaman onlar da başarısız olduğumuz gerçekten içimiz burkuluyor. Aynen. Şimdi doğru. Bizim iki tane bölgesel amatörlükte takımımız var. Şu anda ikisi de iyi gitmiyor. Yani gönül ister ki oradan bir tane takımımız yukarı doğru çıksın ama maalesef onlarda da bir şey yok. Aynen. Bir durum yok ama Fas'ta Belediyesi var. Yani şu devre arasını bir 18-20 puan tamamlayıp devre arası mutlak ve mutlak ikinci ara bu takım kümede kalacaksa transfer yapması lazım. Öyle bir şey yok abi. Siz bir şey yapmayacaksınız, transfer yapmayacaksınız, hiçbir şey yapmayacaksınız. Ondan sonra biz ligde kalalım veya mücadele edelim şu takımımız yukarı doğru çıksın. Böyle bir şey olma şansı yok yani. Doğru. Hayır, burada şimdi baktığın zaman bir galibiyet durumu ortaya çıkarıyor. 12 atmışsın, 13 gol yemişsin. Yemeyen takım gol yemiyor. Yemiyordu aslında sezon başında. Çok ilginç. Tepecik takımı geçen hafta Niğde'yi deplasmanda yendi. Bizi yendi. 2 haftada 6 puan puanlı yaptı. Yani şimdi sevgili abi. Puan. Yani biz orada yazsak puanlar işte yani birbirine çok yakın. Şu anda biz sondan ikinci Fas'la Belediyespor'u konuşuyoruz. Bir bakmışsınız hani 11 maçta bir galip gelen takım için belki bunu söylemek bizim için çok kolay olmayacak ama bir bakmışsınız 2-3 maç galip gelen bir Fas'la Belediyespor şu anda belki playoff şeyini konuşacağız 2-3 hafta sonra. O zaman dedik ki yani çok farklı şeyler konuşuyoruz. Şu, neredeydiniz deriz o zaman da bunu yapıyordunuz. Biz hatırlayın şey yendiler. Niğde'yi 6-0 yendiler. O zamanki puan durumuna baktığımız zaman yukarıyla fazla bir ara yoktu. Ha, şu anda da fazla bir ara yok. Muş'ta yendiler. Playoff'un içinde o zaman yaklaştı. Farklı şeyler söyleyebiliyorduk ama şu anda yani Fas'la Belediyespor için çok çok iyi şeyler söylemek biraz zor. Hani Fas'la Belediyespor'un puan durumuna göre biz yorum yapıyoruz. Bunu. Ha, oynadığı maçları da ben eleştiriyorum hocam. Bazen burada görüyoruz kaçan golleri falan. Evet. O maçları falan görüyoruz. İşte Kepez maçında 4-5 tane %100'lük kaçan golleri gördüm ama maalesef kaçan gole göre değil, attığınız gole göre puan verdikleri için biz burada puana göre tabii yorumlamak zorundayız. Burada böyle bir dengesizlik var ama tekrar söylüyorum, başkanla bugün görüştüğümde bir araya geleceğiz, taraftarlarla oturacağız. Yani şey de yok. Şunu söyle yani gelin maça. Taraftarın geldiği zaman da bu maçı galip geleceksiniz de bir kaydı da yok. Yok hayır ama. 50 bin kişiye oynayan takım da sahasında yenilebilir yani o da var ya. Orada bir güç olur, bir itici güç olur. Yıllardır takip ediyoruz. Otel örgülerinin etrafı cumartesi günü evet çok mental örgülerde olacak. İki türbün de full olacak sanmıyorum aynı, ama en azından yine yer yer cumartesi olabilir. Cumartesi maçlar hep aynı. Bütün maçlar cumartesi günü. Günü o kadar sadece. Şimdi hafta içi maçlar olduğu için maçlar cumartesi. Ya maçı var ya. Çarşamba'da maç var. Çarşamba olduğu için ama. Ama bir ara gittik getir. Bu taraftar da tabii taraftar gelsin beklenti ama oyun olarak da iyi oynamanız gerekiyor. Yani iyi olmanız gerekiyor. Skor alalım ya. Oyunu onu sonra düzeltiriz. Yani çok iyi oynarsan da bir türlü skor da geliyor. Yani o pozisyona girdiğinde o pozisyonu değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi bakın Ellikor Spor'da Nevzat, sonradan alınan genç oyuncu Emir, bir de Batuhan. Bak atıyorlar, golcü de başladı atmaya. Batuhan da daha şey yapmadı yani tam forma girmedi yani. Golcü pozisyona girdiğinde atarsa zaten takım yukarıya taşınabiliyor. Sen 5 pozisyona girip atamadıktan sonra haneye puan yazmıyorlar benim o kedi meselesi. Yok, doğru doğru şey değil. O yüzden işte, yani şimdi ama bakıldığında 11 haftada bir galibiyet de kimse kusura bakmayacak. Yani burada iyi olduğunda iyi dediğimizde tablo ortaya gösterir istatistik. Yani 11 haftada bir galibiyet. Bir galibiyet kim? Niğde. Niğde'ye yemeyen takım yok. Niğde'nin puanı 3. Yani yani bunu da galibiyet olarak şu anda görmemek lazım. Siz bunun haricinde kimseyi yenememişsiniz. Doğru doğru. İçeride yani. Hadi deplasmanda yenildin anlarım ama içeride öyle ya da böyle. Ya sen içeride oynadığın 5 maçın bir tanesini, iki tanesini galip bitirmiş olsan bugün sonda değil de biraz yukarılardasın. Yani burada biraz da yani takımın da
hocanın da şapkayı koyup düşünmesi lazım bence. Öncelik onlar tabii canım. Kesinlikle yani. Tamam, şu taraftan çağırıyoruz, biz gelecekler. Biz iyi olduğu zaman ne diyoruz? Evet, kendilerine gurur duyuyoruz, takdir ediyoruz, her şeyi yapıyoruz. Ama bu kadar da kötü bir tabloyu da ben şahsen kabul etmiyorum. Yani şöyle diyorum, az önce kaptana sordum ya hocam, aynı şeyi size de sorayım. Yani bir hafta siyah, bir hafta beyaz. Ya bu kadar bir uçurum olmamalı diyorum. Şimdi geçen haftaki baktığı zaman Kepez takımı zirvede. Ha? Yukarı oynuyor. Kepez takımını sağdan sildin. Atsan 5-0 olacak maç. Şimdi burada da kendin de denk yerim. Hatta puan sıralaması senden aşağıdaydı. 3-1 kaybediyorsun. Bak, şimdi buradan futbolcu kardeşlerimiz de seslemek çok önemli. Ya şimdi teknik adam sizi hafta boyunca çalıştırır. Taktiksel talimatlara göre çalıştırır. Sizi de sahaya sürer. Ama şimdi sahada gidip teknik adam gol atamaz ki. Şimdi Niyazi Hoca gidip santifor gibi gol atabilir mi? Atamaz. Ancak kulübeden taktiksel talimatlar verebilir. Ya sen kardeşim girdiğin pozisyonu atamıyorsan, yani önüne gelen 6 pastan içeri atamıyorsan, dışarı düşen, yani hocanın da çok fazla yapacağı bir şey yok aslına bakarsan. O maçı söyledik canım. Yani o yüzden öncelikle futbolcuların biraz kendine gelmesi, tabii ki bu taktiksel talimatları veren de bir teknik adam var. Hepsinin bir araya gelip bir an önce bu kötü giden tabloyu iyiye çevirmek zorundalar. Yani bu da bunların vazifesi ve görevi. Aynen doğru. Geçen sene 11. haftada Fas'ta Belediyespor ilk galibiyeti varmış, 12 puandaymış. İlk yarı 22 puanda tamamladı. İkinci yarı biraz zorlandı ama ligde kalmayı başardı. Biz hani bunu söylerken buradaki istatistikler genel liglerin durumuna göre söylüyoruz. Şu anda 9 puan. Yani belki 18-17 puan da yetmeyebilir. Fas'ta Belediyespor bu kalan maçta da çok iyi performans sergilemesi lazım yani. Doğru. Yani gerçekler ortada, burada. Yani şu ortada bence şey Fas'ta Belediyespor yani bu artık şu bilmiyorum transfer tahtası açık mı kapalı mı devre arası şu bilmiyorum. Şu an öyle bir problem. Yani söylemedim. Şu artık şu memur zihniyetinden kurtulması lazım. Artık hedefe oynayan bir takım yaratması lazım. Hani bu seneden belki geçebilir. Bu sene daha kümede kaldı diyelim. Önümüzdeki sene de artık seyirciyi tribüne çekmek için bir hedefe oynayan takım yapmanız lazım. Evet. Bir mesaj vardı tabii, buraya geçmişim ama yine atlamadan okuyayım. Sevgili Bahadır Başkanımız göndermiş. 10 Kasım'da biliyorsunuz atamızın huzurunda saygıyla eğiliyoruz. O 9'u 5 geçe bütün Türkiye'de hayat durdu. Elik Orospor Kulübü de bu çelenk koyma töreninde onlar da gidip çelenk koydular. Diyor ki başkan, 10 Kasım'da Atatürk'ü 52 futbol kulübü olarak saygıyla millette andık. Diyor dostlara selam diyor. İki yorumculara da hocalarıma da selamlar gönderiyorum. Türkiye'de başka bir kulüp yok. Bu şekilde çelenk koyarak atamızı andık diyor. Tebrik ediyor. Teşekkür ediyoruz. İnşallah sezon sonunda takımlarımız şampiyon olup şampiyonluk çelengini de gezmeyi de sizlerden bekliyoruz. Ama çok güzel bir davranış sevgili Bahadır Başkanım. Bahadır diyorsun diyormuş ama biz içerideki Bahadır yani yönetmen koltuğunda Osman'ın yanında Bahadır Bedir var. Onu dedik kulaklıktan konuşurken. O da bizi sanki bana sesleniyorlar demiş. İçerideki Bahadır özet görüntümüz tam denk geliyor dedi. Ben onu söyledim. O da anlayamamış. Evet, şimdi tekrar söylüyoruz. Kaptan tecrübe. Hocam tecrübe. Düdük çalarken rakip takımın ya da taraftarın ne anlama geldiğini yıllarca anlatıyor. Kaptan oynadı ki taraftar topluluğu anlamında Bursa'da biliyorsun Texas takımı, Texas taraftar grubu farklıdır. Tekrar söylüyoruz. Evet, cumartesi günü işler var. Ancak tekrar söylüyoruz. Diyoruz ki Fatsa Belediyespor'un Malatya'da nasıl şampiyon olduğunu biz beraber gittik gördük. Orada canlı yayın yaptığımızda, maçı anlattığımızda. Maçtan sonra o 9 kişi kaldık. 10 kişi kaldık, özür diliyorum. 1-0 geriye düştük. Eyvah dedik. Ama o ekip oradan dönderdi. 2-1. Maç sonrası sevinci, neler yaşadığımızı gördük. Biz buralardan gelmiş bir takım, sonlar ikinci sırada. Düşecek miyiz? Çıkacak mıyız? Ne oluyor bize demek istemiyoruz. O yüzden lütfen cumartesi günü başkan maça gelen herkes içeri girecek, problem yok diyor. Taraftarlarla hafta içinde bir araya geleceğiz diyor. Buradan da gidecek arkadaşlarımız var. Lütfen Fatsa Belediyespor'umuzu bu kritik maç gibi. Bugün bu haftaki maç ne diyelim? Hep eşik eşik dedik de bir çıkış maçı. Yani ayağa kalkma maçımız olsun. Önce ayağa bir kalkalım. Sonra adım atalım. Ondan sonra koşmaya başlarız. Lütfen diyoruz. Taraftarından, sivil toplum kuruluşlarından, siyasilerinden, eski futbolcusu, yeni futbolcusu, herkes bu hafta ne olur Fatsa Belediyespor, cumartesi günü oynayacak maç. Cumartesi günü maçta yalnız
bırakmasınlar. Papuç çok pahalıya gidiyor. Fark açılırsa buradan dönmesi zor. Yani tek şanssızlık o gün aynı saatte burada da maç var. Var. O yüzden yani Ordulu merkezdekiler oraya pek ilgi göstermeyebilir. Neticede burada da maç var. Ama en azından Fatsa ilçesindeki yani futbol sevdalıları, eğer futbolu sevmiyorsanız gidin tribünde oturun, tribün ambiyansını yaşayın ama o tribünü kalabalık gösterin. Onu yapmak lazım. O yüzden ben Fatsa'daki tüm taraftarlara en azından bir maçına çocuğunuzu, eşinizi alın maça gidin diyorum. Evet. Ne diyeceğiz başka? Yani evet. İş sizde. Bakıyorum şimdi 11 hafta diyoruz. 3 hafta önce Niğde'yi yenip Muş'la beraber kalınca bir anda playoff'a doğru girdik. Geçen haftaki futbol hakikaten hepimizin hoşuna gitti. İyi oyun, kaçan gol pozisyonları. Ama bu hafta... Ya bu maçta yani taraftar olsa da olmasa da Fatsa Belediyespor bu maçı yenmek zor. Yani şu anda ilk yarının en zorlu maçlarından bir tanesi çıkıyor. Yani yani şu anda bulunduğu yer gerçekten iyi yerde değil. Yani bu yerden biraz bir an önce çıkması lazım. Yani biz 6 tane maçı var. Buradan bir 3 maç bir galip gelecek, bir puan alması lazım en azından diyorum bakın. Yani yukarısında alırsa daha iyi olur ama aşağısı ikinci yarı için Fatsa Belediyespor için sıkıntı yaratabilir bu kadroyla. Aynen doğru. Bu kadro yetersiz yani ikinci yarı için yetersiz. Onu da net olarak söyleyelim yani. Şimdi Akhisar'la oynayacağız cumartesi günü 19 Kasım. 23 Kasım çarşamba günü Arguan Malatya'ya gidiyor. Ardından rakibiniz şu anda. Yani Bursa görüyorum. Yıldırım geliyor içeride 27 Kasım'da. Yani 8 günde 3 tane maç var. Ardından Erbaa'ya gidiyor ve Efeler'le oynayacak. Osmaniye ile bitiriyor. Yani baktığı zaman orta sırada denk bir yerde ama bu 3 maç yani 8 günde oynanacak 3 maç durumumuzu netlik kazandıracak. Şöyle biraz umutluyum. Böyle az sıralarda daha 2 sene önceler falan görüyorduk. Oradan başarıyla çıkıyordu ama. Her zaman olmadı ama. Yani yorulduk ama yani her zaman kaptan dediği gibi. Çekilge bir zıplar iki zıplar. Ben şimdi çekildim ama 2 tane tecrübe diyorum şimdi. Düdük de sahaya. İki taraf yönetmiş. Sahada kaptanlık yapmış. Hakem bile, futbolcu için de sıkıntı hocam, ya. Hakem bile tebligat aldığında şöyle bakar. Puandırım. Ben nereye gidiyorum diye. Bir bakar şimdi. Liderle sondan ikinci takım oynar. Ona göre davranır. Bunu yani yok ben şöyle yaptı gelip bana anlatacaktı. Ben bu 22 sene yazdım. Tamam bir haksız düdük çalmayacak ama yine de gereken de yapacak. Ama güçlü bir yere gelmek var bir de böyle gelmek var. Aynen doğru. O yüzden yani dikkat etmek lazım. Yani söyleyeceklerimizi söylüyoruz. Tabii ki burada Eriki Orduspor maçını yayınlama durumu olduğu için ama mutlaka orada bizim kameramız olacak. Orada mutlaka arkadaşlarımız olacak. Lütfen ama lütfen diyoruz. Takımlarımıza sahip çıkalım. Mevcut elimizde olan değerlerimizi kaybetmeyelim. Evet, belki üstlüklerde takımımız yok. Üzülüyoruz Giresun'a bakarak. Üzülüyoruz Samsun'a bakarak. Komşularımız olduğu için gurur duyuyoruz. Hani biz de orada olamadığımız için üzülüyoruz. Yoksa onların durumundan üzüntümüz yok. Komşudan gurur duyuyoruz. Ama Metin Hocam da kaptan da diyor ki çok şehirde olmayan 3 tane profesyonel evet. takımımız var. Bunun değerini bilelim. Şimdi bakın kaybetmek çok kolay. Yani kaybetmek kadar kolay bir şey yok. Kazanmak çok zor. Kaybedersiniz yani hiçbir şey yapmazsınız. Kaybedebilirsiniz ama bir yere gelebilmek için o mücadeleyi vermek lazım. Fatsa Belediyespor evet mücadeleyi verdi 3-4 sene önce ama o mevkide de kalmak lazım. Onun mücadelesini vermek lazım. Tamam Fatsa Belediyespor veriyor ama yeterli değil şu anda. Gelinen noktaya gerekiyor. Baktığımız zaman yeterli değil. Şimdi büyük şehirlerin haricinde 3. ligde 3 tane takım olan var mı? Yok. Yok ya Samsun'da. Yok. Giresun'da yani, Enesil yeni geldi. Ha çok mu gururlanacak bir durum? Değil, bence canım, değil tabii ki. Yani bize göre değil. Kötünün iyisi ama. Yani 3 tane takım profesyonel ligde 3. ligde olması bizim yıllardır Süper Lig'de oynayan bir Orduspor için bence iyi bir durum değil. Ama baktığımız zaman diğer şehirlere Sinop'ta mesela profesyonel takım yok. Muhteşem bir stat yapıldı. Çoğu ilde profesyonel takım yok ama bize 3 tane var. Bunun değerini bilmemiz biz lazım. Biz maça gitmiyoruz. Değerini bilmemiz lazım ama biz bu değeri hani biraz önce söyledim ya kazanmak zor
Ama bunu kaybetmemek için mücadele etmemiz lazım. Bu mücadele etmemiz için de elimizden gelen bütün kaynakları seferber etmemiz lazım. Ama Fas'ta Belediyespor son 1-2 senedir baktığımız zaman transfer politikası çok iyi değil yani işin açıkçası. Evet. Sadece şimdi günü kurtarmak için yapılan transferler, devre arası net transferler. Reklama lazım. Gideceksek bir 30 saniye bir şey söyleyeyim. Şimdi programımız olduğu için bugün bizim çalışma arkadaşımız Azmi kardeşimizin düğünü vardı. Şu anda muhtemelen düğün devam ediyor. Ben buradan Azmi kardeşime, çalışma arkadaşımız, bizim merkez mağazamızda çalışan ve Aycan kızımıza mutluluklar diliyorum. Bir ömür boyu mutlu olsunlar diliyorum. Allah mutluluklarını daim eylesin inşallah diyelim biz de. Tekrar söylüyoruz, Fatsa Belediyespor için, taraftar için önemli bir gün. Futbolcu için önemli bir gün. Başkan ve yönetim için önemli bir gün. Teknik heyet için önemli bir gün. Daha doğrusu şehrimiz için, Fatsa'mız için çok çok önemli bir gün. Gelin cumartesi günü saat maç 2'de, siz bir saat önceden gelin tabii ki. Takımınız için, arma için, forma için, verilen bir emek mücadele için orada Fatsa Belediyespor'umuzu yalnız bırakmayın diyorum bütün taraftarlara. Tekrar söylüyorum. Başkanla görüştüm hafta içi. Taraftar gruplarıyla oturacak, onlara konuşacak ve bu maçta gerekirse ücretsiz mi diyelim, bilet iş adamları alıp onlardan mı girecek? Böyle bir durum olacak Akhisar maçında. Hani diyoruz ya, Fatsa stadyumunda golü taraftar atar sloganıyla yola çıkalım ve takımımızı bu maçta yalnız bırakmayalım diyorum. Dedim ya, oradan da emektar sevgili Amigo Zeki de maça gideceğini söyledi. O dedi ki ben oraya geliyorum ama Fatsa Spor taraftarı da olsun. Sadece benim olmam ayıp olur. Herkes orada olsun diyor. Bizler de onlara güveniyoruz. İnşallah güzel sonuç Akhisar maçından sonra burada hep beraber konuşuruz diyoruz. Tabii ki kısa konuştuk, değerlendirmeler yaptık takımlarımız ama hem panorama ile hem de genel bir değerlendirme şimdi yapalım. Şimdi panorama öncesi şunu söyleyelim. Bugün 14 Kasım Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun kuruluş yıl dönümü. Oo. Evet. Doğru. Bugün yani 1986 yılında Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, bunu da söyleyelim, Ordu Spor, İdman Yurdu, eski ismiyle YS, Ünye Spor, Fatsa Spor, Delikkaya Spor, Esnaf Spor, Ulubey Spor, Soya Spor, Perşembe Spor ve Kiraz Limanı Spor'un bir araya gelmesiyle bu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ilimizde kurulmuş oldu. Ben bu takımlarımızın hayatta olanlarına teşekkürler, ebediyete intikal eden tüm kulüp yöneticileri, kulüp başkanlarına da Allah'tan mekanları cennet olsun diliyorum. Üyesi olmaktan gurur duyduğum konfederasyonumuzun genel başkanı Sayın Ali Düşmez'in de bugün göndermiş olduğu kutlama mesajından dolayı Sayın Başkanımıza da tüm amatör spor kulüpleri adına da şükranlarımı sunarak teşekkür ediyorum. Evet, tabii ki o Güzide Camii'de ben de yıllarca görev yaptım. O saydığın isimlerden ilk başkanımız ki önemli, ebediyete intikal etmiş başkanlarımız var. Uğur başkanımız var. Onda da çalışma fırsatı buldum. Engin hocamla çalışma. Yani birçok isimle hakikaten daha sonra kendi yeri olan bir yersiniz. Yani kendi binası olan ilk alan ASK haberlerden bir tanesi. Şimdi o saydığın kulüplerde şimdi Perşembe Spor diyorsun. Ahmet Abak da geliyor lakabıyla. Bu da evet. Ahmet Çoluk geliyor. Şimdi Delikkaya Spor dediğin zaman yıllarca devlete hizmeti, postane hizmet yapmış bir çok değerli büyüğümüz aklımıza geliyor. Yani Soya Spor dediğin zaman zaten bulunduğumuz burası. YS diyorsunuz. YS köy hizmetlerinde kimi sayalım? Evet. Birçok çok değerli İdman Yurdu, hakeza öyle. Yani hepsi köklü ve güzide kulüplerimiz ve çok değerli yönetici abilerimizi. Dediğiniz gibi hayatta olanlara başarılar, uzun ömürler, sağlıklı hayırlı ömürler diliyoruz. Kaybettiklerimizin de mekanları cennet olsun. Nurlar içinde yasın diyoruz. Hakikaten o ekibin birçoğuyla çalışma fırsatı buldum ben diyoruz. Evet, şimdi panoramaya kalkalım mı arkadaşlar? Bakalım haftanın sıralaması, puan durumu, sürpriz sonuçlar var, geriden gelenler var. Üçüncü lig birinci grupta Karşıyaka Amasya Spor'u 2-0 mağlubiyet. Amasya Spor kendi sahasına gelince bir çıkışa başlamıştı.
Ama tabii Karşıyaka deplasmanı. Hacettepe 1945 Spor 1, Elikor Spor 3, Eskişehir 0, Ağrı 1970 0, Belediye Derince 2, Elazığ Spor 0, Kerkit Belediye Spor 0, Yomra Spor 0. Burada baktığım zaman bizim takımımızın kazanması bizim adımız önemli. Şile Yıldız Spor 1, Yeni Mersin İdman Yurdu 2, Karaköprü Belediye Spor 2, Çatalca Spor 1, Karaköprü Belediye Spor bu hafta Ordu'ya geliyor. 52 Ordu Spor'a konuk olacak. Şu anda liglerde en az gol yiyen takım. Yani 4 gol yemiş. Kaptan geçen hafta hatırlattı. Geçen sezon 52 Ordu Spor'un kalesini koruyan Berat da Karaköprü Belediye Spor'da oynuyor. Edirne Spor 1, Nevşehir Belediye Spor 3. Cüneyt hocamız Edirne'de işleri iyi gitmiyor. Sadece bir Eskişehir maçında bir galibiyet var. İnşallah bir an önce toparlar diyorum. 1920 Konya Spor 2, Belediye Kütahya Spor 0. Yani Konya takımı da böyle bir durum var. Diğer sonuçları gördük daha, sıkıntı yok. Burada Mersin İdman Yurdu 28 puan yapmış. Çok ciddi bir avantaj. Yani 11 maçın 9'unu kazanmış, bir beraberlik, bir mağlubiyet var. Evet, iyi gidiyorlar yani. Ama Karşıyaka'da da aynı sıkıntı var. İçeride onlar da oynayamıyor. Deplasmanda da iyi gidiyorlar Karşıyaka'da. Karşıyaka'da buraya gelecek. Evet. Deplasmanda iyi oynuyorlar deyince yani böyle bir durum var. Karşıyaka'nın 22 puanı var. 20 puanlı 3 takım. Karbel, Karaköprü, 52 Ortspor ve Belediye Derneği. Yani bizim için niye kritik bir maç? 20-20 yenersen 23 puan yapıyorsun. 3 puan öne geçiyorsun. Rakibin altına alıyorsun. İkili avaraj. Yani Mersin'in ortalamanın çok üzerinde gidiyor şu an. Tabii canım yani. Kredisi çok. 11 maç ne yapıyor? 2 desen. Muhtemelen o da duracak kaptan. Yani bu kadar böyle bir süre. Ya ama kredisi var hocam. Yani bayağı bir iyi gidiyorlar. Yani 22'nin 2 maçta 2 maç kredi var. 6-7 puan önde. Belediye Derince Spor 20'de 19 puanla Hacettepe. Yine 18 puanla Ağrı. 17 puanla Kütahya ve bu grupta yani 9. sırada Kerkit Belediye Spor 15 puanla yer alıyor. Elazığ Spor 14 puanlı, 13 puanlı 3 takımdan Çatalca, Nevşehir Belediye Spor, Konya sıralamada. 9 puanlı 2 takımdan Şile Yıldız Spor ve Amasya Spor Futbol Kulübü. 8 puanla Eskişehir Spor, 6 puanla Yomra ve Edirne Spor sıralanıyor. Ama burası da çok enteresan bir durum. Yani şuradaki takım kazanırsa, burada kaybederse sanki böyle bir kalacak gibi. Ama burada çok ciddi bir yarış, çok ciddi bir mücadele var. Yani baktığım zaman Yomra'yla, Eskişehir'le, Amasya'yla ve evet. Nevşehir yani, mesela Edirne'yi bu hafta yenerek deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldı. Ben 52 Ordu'sun arasına bakıyorum. 10 puan. Yani Yomra, oldu. Eskişehir ve Amasya'yla maçı oynayacak. Yani bu artık son sıra falan diyorsun. Yani, avantaj mı, dezavantaj mı? Bakıldığında göreceğiz. Yani kadro kalitesi, skor anlamında 52 Ordu'sun altta bir takımlar. Bunları normal eğer ciddiye aldıklarında bunlar yenilebilebilecek, rahat yenilebilecek takımlardan başında geliyor. Başkan da mesajı verdi. Ben dışarıdan tamamım. Bugün şimdi, tamamım, bugün şimdi Yomra'yla, Eskişehir'le mi oynamak istersiniz? Yukarıdan Mersin'de mi oynamak istersiniz? Karşıyaka takımı gelecek buraya. O yüzden bunlarla oynamak temsilcimiz adına bence bir avantaj. Tamam. Arkadaşlar geçelim ikinci gruba. Yeşilyurt Of Spor 0, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 0, Turgutlu Spor 0, Eynesil Belediye Spor 1, Bayrampaşa 0, Gümüşhane Spor 0, Darıca Gençler Birliği 0, Bulvar Spor 0, Ordu Spor 1967 4, Ergene Velimeşe Spor 0, Iğdır Futbol Kulübü 4, Ayvalık Gücü 3, Karaman Futbol Kulübü 1, Kuşadası Spor 1, Elazığ 1, Alanya Kestel Spor 2. Ya ben Iğdır ve Ayvalık maçını bugün Fuchs biliyorsun bize yayın gönderiyoruz. Orada izledim. Çok farklı bir maç olmuş. Yani bir atıyor. Sonra 4-1, 4-2 falan oldu ama sonra 4-3 uzatmalarda bile çok enteresan bir maç oldu. Ama tekrar söylüyorum. Biz bir içeri bir dışarı daha yaptığımız zaman Ordu Spor 1967 olarak konuşuyorum. Aradaki o fark kapanacaktır. Bay geçilen hafta Iğdır kazanırsa 26'ya 26 yapıyor. Eşitliyor. Biz yakalarsak da 6 puana hatta şu bir haftayı şansımız var. Bir haftayı 9 puanla kapatabilirse var ya muhteşem olur. Yani bu haftaki bir haftayı 9 puanla kapatırsa. Hocam şu 3 gün 8 gün var ya. İşte onu diyor bir haftayı diyor. Yani ha, biraz bir hafta, önce 8 gün doğru. Karbel Karaköprü için 4 gol yedi dedik ya. Mesela Iğdır takımı 9 maçta 4 gol yemiş. Ama bir maçta 3 gol yedi bak. İşte onu yani, atıyor. Yani bu ligde her şey olabiliyor. Yani bir bakmışsınız maçları 3 gol yemeyen takım da farklı bir sonuçta yenilebiliyor. Bir de çok farklı bir atmosfer vardı kaptan. Doğru diyorsun. Yani o gün bizim için önemli ama tekrar söylüyoruz. Şu 8 günlük
maç tablosu mesela bu grupta takımlarımız için çok önemli. Alanya takımı çok enteresan ama hala mağlubiyeti yok. Bir iki beraberlikler yaptı. Bu hafta düzeltti iş. Bir de yani, 6 gol yemiş. Kaptan, yani 5 beraberliği var. Oturmuş bir kadroları var. Emre'yi geçen sezon sen çok beğendirdin Ali Kors burada. Savunmaya da oraya onu koydular. Önemli bir oyuncu. Evet, geçelim diğer sayfasına. Karaman 26 puan. Şimdi bakın burada. 23-23. Tabii ki biz sığsın diye oynadığı galibiyeti koymuyoruz. Karaman'ın bir maç fazlası var. Ha, oynanmamış maç kazanılır mı? Iğdır. Baktığın zaman çok iyi gidiyor. Kazansa 26 yapıyor. Biz bir ara dedik ki fark Karaman'da kapanır mı? 11-12 puan fark vardı, hatırlıyor musun hocam? Şimdi neredeyiz? 17'deyiz. Bir puan, bir maç yenildiği eksik. Zaman, yani yenildi derken Baygeçler'de yenersek 20'ye 26. 6 puan fark var. Bir de şu var, Karaman takımı da 2 puan ortalamasının üzerinde bak. Bak ona rağmen. Evet, ona rağmen. Ona rağmen. Karaman buraya gelecek. Ve Karaman Ordu'ya gelecek. Hani evet. Şey anlamda söylüyorum. Karaman Ordu'ya gelecek. İlk yarının son maçı. Yani burada o yüzden diyorum, çok kritik bir süreç. Bence dış esas dış ayrıntı dış. Ne biliyor musunuz? Yani Karaman'ın bay geçtiği hafta senin kazanmak. İşte onu söylüyorum. Ya ben yani onu o hafta eğer. Kimle oynuyoruz biz o zaman? Bilemiyorum. Kuşadası herhalde, bakmıştım ben orada, bende fikstür var. Deplasmanda mı? Fikstürde bakarım, söyleyelim. Orada yani dursun. O hafta mesela Kuşadası deplasmanda sen kazanırsan senin için evet farklı bir durum söz konusu. Hemen bakmıştım olur. Ben şurada. Devam ederken puan durumunu gösterirken de tekrar bakayım. Büyük ihtimalle şeydi, sondan çünkü bize geliyor. Karaman'ın bay geçtiği hafta, evet, Kuşadası deplasmanına gidiyoruz. Yani bir dahaki hafta, bir dahaki pazar. Evet. Bir hafta sonra, pazar günü böyle bir maç var. Şimdi 23-23 Alanya. Yani Iğdır. Kuşadası maçını yenmediğiniz zaman senin bir maçlık artı sana bir şey kazandırmış yani olmuyor. Çünkü neden biliyor musun? Senin bay geçtiğin hafta Karaman yenmiş. Doğru kaybetmedi. Şimdi bu hafta dönem. Ya dediğim gibi bu hafta kazanırsan Karaman, hep Karaman diyoruz ama yukarıda Gümüşhane'ye geliyor Karaman. Her şey olabilir. 19 puanla Eynesil. Eynesil takımı geçen hafta yok şöyleydi böyleydi sahası şöyle ne işimiz var burada diyorsun. Bakın deplasmanda kazandı. Rakipler bunlar arkadaşlar. Oynayan bunlar. 18 puandaki takımdan Ayvalık Gücü ve Kuşadası Spor böyle sıralanıyor. Şimdi bakın, aşağıda buradayız bakın burada. Bakın, Ayvalık Gücü, Kuşadası, Ordu Spor. Ellikor Spor bu hafta Ankara'da Osmanlı Stadı'nda oynadı maçı. Evet. Osmanlı Stadı'nın zemini muhteşem. Yani ne diyorduk biz? Bu takımlarımız iyi futbolcudan kuruldu. Halle zemin de iyi olunca oyun öne çıkıyor. İyi sahada iyi oyun çıkıyor. Şimdi bu hafta baktığımızda 67. Ordu Spor'un 67 sentetikte oynayacak. Ayvalık sentetik mi? Sentetikmiş. Sentetik. Ya orada da şöyle. Yani durum yani bu. 17 puanımız var. 18-18 arkadaş. Rakip yani bunlar. Futbol Federasyonu bir an önce şu sentetikleri kaldırması lazım. Neler var kaptan? Turgut Spor 15 puanda. Gümüşhane Sportif Faaliyetler 11 puanda. 9. sırada. Bulvar Spor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 10 puanda. Kırıkkale'ye de baktığınız zaman buraya gelecek. Değil mi? Çarşamba günü. Çarşamba günü oynayacağız. Çok da bir şey yok. Darıca Gençler Birliği hep ligin altlarındaydı. Hoca değişiklikle birlikte galibiyetlik beraberliklere bağladı. Bayrampaşa Spor'la 9'ar puanla 12 ve 13'ü paylaşıyorlar. 8 puandaki takımdan Of, Ergene ve Limeşe Spor, Elazığ Spor ve Yardımcıoğlu Sigorta Karaman Maraş Spor 5 puanda. Ben Ergene ve Limeşe Spor'u yani bir söylüyorum ben yani çok bireysel hataların dışında oyun anlamında yani defans, 8 defans, puanlık bir takım mı sence? Bak şimdi defansif anlamda demiyorum. Defans hattı çok kötü. Ve kalecilere o gün tecrübeli kaleci olmasına rağmen kötü günündeydi ama cümsal olarak iyi oyuncuları var. Erken gol. Çok erken gol yemeleri onları hep bozdu. Ama ikinci gol çok enteresan. Yani şimdi koşuyor futbolcu ayağın altıyla alacak. Yok kafayla timing kaçıyor. Şu haliyle ya hocam, yapmazsınız. Normal yani bu ligdeki oyuncuların yapacağı yok, normal. Şu puan yani hani iyi takım mı diye baktığı zaman... Ya daha kötü oynayan takımlar geldi bunu buraya. Bunu söylüyorum yani. Onların puanı çok yukarıdayken aslında oyun anlamında fena oynamayan ve 4 yiyen bir takımın yeri burada değil. Şimdi soruyorum sana. Şöyle. Darıca Gençler Birliği tamam arada bir şey yok yani. Ama Darıca Gençler Birliği oyun anlamında veya Şile diğer kesinlikle takımlar. Yani. Şimdi şöyle. Bu tür takımlar buraya ilk önce savunma yapmak için geliyorlar. Tabii birinci dakikada bulduğunuz gol o takımın tamamen oyun sistemi ve gardını düşürdü. Değiştirdi yani. Ondan sonraki atakların neticesinde Ergene Veli Meşe takımı beraberliği yakalamak isterken kalesinde bir sürü pozisyonlar gördü. Belki bir yarım saatlik 35 dakikalık periyotta veya ilk yarıdaki
ilk yarıda gol yememiş olsa ikinci yarı oyunun akışı tamamen değişebilirdi. Ben farklı bir şeye girebilirdi yani. Santfor oyunda niye çıkarttın merak ettim. Santforlarını. Sonra Kerim geldi kenarda bir şey konuştu. Acaba hani bu maç gitti. Kart mart görmeyelim. Bir şey olmuyor diye çıkarttı. Onu da anlamadım. Sıralama böyle. Geçelim arkadaşlar. Üçüncü grup. Yani Vatsa Belediyesi grubu. Efeler Futbol Kulübü 1. Beyoğlu Yeni Çarşı 1. Muş 1984 Muş Spor 1. Artvinopa Spor 2. Fatsa Belediyespor maçından sonra Muş'a bir şey oldu. İçerideki o beraberlikten sonra Osmaniye 1. Ondan sonra Fatsa'ya da oldu. Fatsa'ya da oldu evet. Onu diyorum da içeride. Bu böyle, maçtan sonra ikisine de bir şey oldu yani. İkisine büyüsü sonra bozuldu. Osmaniye 1, Sapanca Gençlik 1. Fatsa'ya zaten bir şey olmuştu da hep bir şey oldu yani. Akhisar 2, Nida Anadolu Futbol Kulübü 1. Akhisar şey gibi Fatsa'yla oynayacak takım Nida'yla oynuyor. Evet. Ondan sonra geliyor. Hani geçen sene Karabük muhabbeti vardı ya. Bursaspor 1960 için. Bursa Yıldırım 2, Bergama Belediyespor 0. Büyükçekmece Tepecik 3, Fatsa Belediyespor 1, Kepez Belediyespor 1, 68 Aksaray Belediyespor 2, Merkür Holding Erbaspor 1, Siirt İl Özel İdare Spor 1, Arguvan Spor Kulübü 2, Çankaya Futbol Kulübü 2, Arguvan da aşağıda. Bu arada Sinan hocamız da gittiğinden beri Siirt takımı yenilmiyor. Geçen hafta galip gelmişti. Dışarıda 1, içeride 3 de oradan gidecek. Çankaya maçı çok enteresan olmuş. Şimdi bak şimdi puan durumuna bak. 2-0, 2-0 öndeyken 90 artıda 2 tane gol yediler. Bak ne oldu ama. 2-2 bitti evet. Aksaray takımı şimdi tekrar hatırlatayım. Çankaya, evet. Fatsa Belediyespor Aksaray'la oynadığı hafta yenseydi bizim 11, Aksaray'ın 12 puanı oluyordu. Ki şehir geldik. Dışarıda Niğde'yi yendik 6-1. Muş'la hakkımız yenildi. 1-1 beraber kaldık. Oradan da 3 puana geliyorduk. Çok moralli çıktığımız maç. Adamların puanı 24, bizim puanımız 9. 15 puan fark yedik. 15 puan fark yedik ve Aksaray takımı bu çıkışta da çok ciddi yatırım yapmış. Sadece 3 futbolcu sayıyorum. Yıldıray, santrofor geçen sene Batman'da. İlker Avşar var santrofor. İlker, şey, Aykut Çift, Yıldıray yok, var. Şeydeydi. Yok, İlker diğer tarafta. Hani parayla şunla bunla değil abicim bakın. Güneş Holding hala ilgisi yok. Hoca da orada. Sen yıllarca çalıştın hoca biliyorsun. 23 puanda, 19 puanda Kepez Belediyespor, Osmaniye takımı geldi buraya 17 puan yaptı. 16 puanda Beyoğlu ve Bursa Yıldırım 15 puanla. Efeler ve Muş diğer tarafta Sapanca Gençlik 14 puanda. Ya bir iki takım arasında geçecek gibi gözüküyor burası. Değil mi? Bergama 14, Akhisar 13. Akhisar takımına bakın 13 puanı var. 12 puan 3 takımdan Tepecik, Erbaspor, Artvinopaspor da alt sıralardaydı. Fatsa Spor galibiyeti. Yani Fatsa Belediyesi maçından sonra millet bir çıkışa geçiyor. Malatya. Muş'u da yendi bu hafta. Hopa. Deplasmanda yendi. Siirt Özel İdare, Sinan hocamız 11 puanda ve şu anda düşme potasının bir puan üstünde. Malatya bir puan aldı. 10 puanda. 9 puanda Fatsa Belediyespor. Niğde artık Anadolu. Belki de son maçlarını oynuyor. Bence daha çok var desek de burası bitmiş gibi. Yanına iki tane adam arıyor ama inşallah biz burada değil de hatta bu sayfanın dışında olmamız gerekiyor. Yenersek 12 puan. 1 puan yaklaşıyoruz. Allah muhafaza. Yenilirsek 16 puan yapıyor. 9 puan da bizim için çok ciddi bir çan. Farklı şekilde çalan. Durum bu. Yani yapılacak. Bizim yapacak durumumuz yok. Arkadaşlar burayı görüyorsunuz. Ne olur. Rica ediyoruz. Bu haftada biraz daha işi ciddiye alalım. Dünya Kupası başlıyor herhalde. Evet. Süper Lig'de de ara veriliyor. 40 küsür gün. Ya bu tam maç yani yok. Futbola vurulan bir darbe yani. Ben şimdi dijital platformda şey izledim ben. FIFA'nın 300'ü diye 4 bölümlük bir dizi var. Tavsiye ederim. FIFA'nın nasıl Katar'a Dünya Kupası finallerini verdiğini, FIFA'da dönen rüşvet ve yolsuzluk ağını o dizide tamamen gerçek belgelerle beraber sergiliyorlar. Katar ondan sonra Dünya Kupası'nı aldıktan sonra nasıl Fransa Ligi'ne, İngiltere Ligi'ndeki takımları aldığını, onun bedeli karşında aldığını, Platini'nin o zaman devreye Cezamir girdiğini, Sepp Blatter'in para akışını sağladı. Bir sürü olaylar var. Yani FIFA gerçekten, yani ben bu kadar bilmiyordum o diziyi izleyene kadar ama gerçekten çok büyük yolsuzluk ve rüşvet ağıyla tamamen bu Dünya Kupası finallerinin nasıl verildiğini resmen orada açıkça belgeliyorlar. Yani bu Katar'a FIFA tarihinde
Biz yazın Dünya Kupalarını izleyerek büyüdük. Yani bu 40 günlük ara, yani devre arasına bu şekilde futboldan insanları soğutuyorlar. Kaptan dönüşü biliyor yani, değil mi? Olmaması gereken, en son Sepp Blatter de zaten geçenlerde bir açıklama yaptı. O Dünya Kupası'nı Katar'a veren FIFA'nın başkanı, evet dedi. Katar'a vermemiz çok büyük hataydı. Ama burada paranın gücü ortaya çıkmış oluyor bakın. Para maalesef futbolun önüne geçti. Çok hızlandırılmış da bir dönüşte lig oynanacak. Yani şimdi diyoruz yani 8 günde maç, evet. O dönüş hafta oynanacak, hafta içi hemen maçlar var. Arada kupa maçları girecek. Avrupa şampiyonası 24 var. 24 tane üye Dünya Kupası'nın nerede oynanacağına karar veriyor. 24 tane üyenin, hani hepsi demeyelim de bazıların ne entrikalar çevirdiğini, nasıl para akışının olduğunu, gerçekten müthiş olaylar dönmüş yani. En son bu Katar'a verilen Dünya Kupası finalinde 2010'du yanılmıyorsam, bundan 12 sene önce. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da oraya gidiyor. Bill Clinton'a yanlış hatırlamıyorsam. Tabii hayal kırıklığına uğruyor. Herkes Amerika'ya verilmesini bekliyor orada. Lobby. Bir açıklanıyor, Katar deniliyor. Ondan sonra tabii Amerika'nın hakkı yenince bir iki sene sonra FBI devreye giriyor. FBI bu üyelerin bütün şeylerini inceliyorlar. Hesaplarını. Tabii en sonunda yakalıyorlar tabii bundan sonra. Onların ipini de çekiyorlar tabii. Kaptan takip eder. Ama yani müthiş yani. Ben tavsiye ederim, çok güzel. Şöyle, biz kendi ligimizden bakıyoruz. Tam lig güzel olmuş, kızışmış dediğin anda. 40 günlük bir ara, ardından çok uzanılmış bir lig oynanacak. Hem lig oynayacak takımlar, hem Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası oynayacak. Bir de takımlarımız şimdi şeyde devam ediyor. Şimdi şöyle, Avrupa kupalarına da devam ediyor. Bunlar mesela, çok ciddi bir. Biz mesela, ben FIFA'da böyle şeylerin döneceğini düşünmüyorum. Yani milyon dolarlar dönmüş. Para ne oldu? Çok oldu. Yani para resmen futbolun önüne geçmiş. Bence olmaması gereken bir şeydi. Şimdi biz mesela tam alışmışken dünyada bütün futbolun durup Katar'a gidip oradaki maçların oynanması, devre arası oynanması, dünya futbol tarihinde, FIFA'nın tarihinde böyle bir olay olmamış. İlk defa yani, böyle bir şey olmuş. Tabii oradaki Katar'a verince mecburen o yaz döneminde de oynatamıyor, sıcakta insanlar ölür diye. Tabii. Oranın kış dönemine denk getiriyorlar. Zeminler nasıl olacak? Kış diyoruz, yağmurda var. Bakacağız ya, onlar için de bir sınav ama biz keyif almaya bakalım. Peki favorin kim? Favorim, vallahi çok favori takım var ama ben Arjantin bu sene alması gerekir diye düşünüyorum. Artık Messi'nin bence son Dünya Kupası gibi gözüküyor. Messi varını yoğunu dökecektir. Maradona demiş ki, bu kupayı alırsa beni geçer, alamazsa ben hep böyle kalırım. En büyük futbolcular onu. Ama şu var yani FIFA... Almanya, Fransa, İspanya, gene onlardan. FIFA ama hocam yanlış biliyorsan beni düzeltin. Her Dünya Kupası'ndan önce yeni kurallar açıklıyordu mesela, benim bildiğim kadarıyla hakemle oyun kuralları ilgili. Hani bundan ilgili bu dönemde bir şey açıklamadı. Daha açıklamaya gerek ama çok kural değiştiği için daha kalmadı diyecek. Hani belki tekrar bir yeni bir şey çıkarabilirler onun için. İspanya, Almanya. Kim? Ama İspanya'nın eski gücü yok yani. İspanya, Almanya, yani bunlar genelde hep bunlar olur genelde. Yani büyük takımlar. Benim favorim, İnşallah sürpriz bir takım çıksın da. Benim favorim Belçika. Ben hep Belçikacıyım. Belçika diyoruz. Ama bizim evde de bir şey var. Messi hayranları çok. Sanki şey gibi, bizim içeriden gibi, Türkiye'den gibi Messi kazan. Arjantin kazansın istemiyorlar. Şampiyon olsun da Messi. Ne yapayım, tek başına Messi. Başka bir takım çıksın da, daha önce hiç Dünya Kupası finalini kazanmamış bir takım olsun da biz de zevkle izleyelim. Biz de keyifle izleyeceğiz. Tabii ki gündüz gece bilmiyoruz. İnşallah güzel olur. Hayır arıyoruz. Her şeyin güzel olsun. Biz futbol izleyicisi olarak Süper Ligi falan özleyeceğiz ama biz kendi ligimizde 3. ligde devam edeceğiz diyoruz. Reklamlar diyor sevgili yönetmenim. Reklamlardan sonra Cevat Karagöl para olimpiyatlar için önemli yarışlara gidiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde dünya şampiyonasında serbest stilde 50 metrede havalı tabancada dünya üçüncüsü oldu. Ve bu üçüncülükte olimpiyatlara gitmeyi hak etti. Yani herhangi bir engel yok. Bunu konuşacağız. Yine amatör futbol takımlarına, bilmiyorum hocadan bir müjde gelecek mi? Sahalarla ilgili çok ciddi bir çalışma içindeler. Her yere girip çıkıyorlar. Bunları konuşacağız. Cevat kardeşimizi konuşuyorduk. Bizim için önemli bir başarı. Olimpiyatlara, paralimpik olimpiyatlarına gitmeye hakkı kazandı. Üçüncülük önemli bir başarı. Dünya üçüncüsü ki güzel salonda, hafta içi de müdür beyin yanına gitmiş, Mustafa Genç müdür yanına. Daha sonra stadyumdaki salonları gezdirdi. Hatta stadyumun içinde
yeni salonlar, yeni alanlar içinde ihaleye çıkıldığını söyledi. Orada da güzel gelişmeler olacak. Yine spor salonu ile ilgili önemli bir gelişme var. Tabii ki stadyumu gezerken spor lisesine de gittim. Spor lisesine de uğradım. Ya şöyle gördüm. Ben spor lisesine bakınca stadyum içindeki bütün salonlarda spor lisesinin yararlanabildiğini düşünüyordum. İşin aslı öyle değilmiş. Yani tabii yararlanmak için açmışlar ama oradaki antrenman saatlerinin haricinde. Antrenman saatlerinin haricinde diyor genelde mevcut kapalı. Mevcut ne? Sınıf mevcut? 90 küsür öğrenci var. Bunların 50'si yataklı kaptan. Yatak yerlerine girdim. Çok güzel. Bir şey söyleyeyim. Hani kale arkası var ya deniz tarafındaki. Birçok yatakhanede orada yatıyorsun böyle. Maçı da izleyebiliyorsun. Güzel. Çok güzel. Gözüküyor. Biz onları göremiyoruz ya. Hı. Onlar sahayı görüyorlar. O hani kale arkası türbün yok mu? Deniz tarafındaki. Orada gördüğümüz o yuvarlak. Renkli cam gibi yerler var. Evet. O siyah olan yer var ya. Orası öğrencilerin yatakhanesi. Çok güzel. Ustad yapılırken Sayın Enver Yılmaz'ın projesiydi. Deniz otel, tarafı oteldi. Evet. Otel projesi vardı. Hatta biz konuşurken Bayern Münih'in stadı da mesela bazı yeri oteldi. Adam şimdi otele gidiyor. Odasını kiralıyor. Aynı şekilde maçı da izleyebiliyordu. Çok güzel. Çok, yani bir gün beraber de gidelim. Hatta İlker Hocam, Müdür Bey hatta çok da selamları var size. Gittik orada müdür yardımcıları gezdik. Ama şunu gördüm. Salonlar açılıyor, veriliyor ama antrenman saatleri dışında. Şimdi spor lisesi diyoruz değil mi? Spor lisesi, stadyumu artık gördünüz. Tel örgü küçük bir yerinde. Spor lisesi bir tane spor yapabilecek. Kendi alanı yok. Adı spor lisesi. Şimdi bir şey yaparken tekrar söylüyorum. Muhtemelen yani o tesislerden iyi planlamayla faydalanacaklardır. Onu iyiydi. Bu yüzmeden faydalanır. Salonlarda güreşten, boks salonundan faydalanırlar bir planlamayla birlikte. Yani mesela tekrar onlara bir saha ya alan açmaktansa mevcudu doğru planlamayla muhteşem kullanacaklardır. Orada Muhammed müdürümüz var. Muhammed Tokoç. Beraber. Yani orayı kesinlikle iyi dizayn edecektir. Ben o olayın yani dediğim olayın. Bir de bir şey daha söyleyeyim başkanım. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Başkanım diyorum şimdi. Hocam demiyorum. Ben o zaman yine bu mesleğin içindeyken Kemal Yazıcıoğlu valimiz biliyorsun o buradaki Durugöl'deki topraktan başladığımız sahanın türbün bir bu taraftaydı. Sonra bir karşıya geçirildi. Sonra çok rüzgar yüzüne bir daha geri aldık hatırlıyorsun değil mi? Evet. Orada gezerken Kemal Yazıcıoğlu valim buradan ellerinden öpüyorum selamlar gönderiyoruz. Kendisine uzun ömürler diliyoruz. Şöyle baktı. Orada ben Gülyalı Spor'da falan varken bir soyunma odamız vardı. Sizin hakem döneminde de vardı. Hala var. Dedi ki burayı hemen yıkın dedi. Ha kaç tarafı söylüyorsun? Dedim ki sayın valim yıkılmasın burası. Ya niye yıkılmasın hemen niye muhalefet oldun dedi. Dedim ki efendim bak çok güzel yer yaptınız. Geçtiğimiz günde hatırlıyor musunuz dedim. Burada bir maçta futbolcu bir beyin travması geçirmişti. Ambulans skandalı olmuştu. Dedi. Gelin buraya bakın siz buraya havuz yaptınız. Spor salonu burada işte güreş kamp eğitim yeri falan burada. Burayı sporcu sağlık merkezi yapalım dedi. Düşündü. Olabilir mi dedi hemen orada söylemişti. Olabilir diye. O amaçla başlamış. Şimdi yine baktığımız zaman orada bir 112 var. Ama kaç nolu sağlık ocağı bilmiyorum. Şimdi spor lisesi orada bak hocam. Sayın Başkanım hocam. ASGA Başkanı olarak söylüyorum. Spor lisesi orada 50'nin üzerinde öğrenci orada yatıyor. Kamp eğitim diyor. Güreş eğitim merkezi, sporcu eğitim merkezi dediğimiz yerde. Güreşçilerimiz var orada yine yatanlar var. Karşı tarafta 24 saat açık üniversite öğrencilerinin olduğu gençlik merkezi var. Ya buraya da şöyle bir hani sporculara anında müdahale edebilecek bir sağlık ocağı mı bir şey olamaz şöyle, mı? Şöyle şimdi biz bunu görüşüyoruz maçlara amatör maçlara da ambulans gelmesi konusunda ücret talep ediyorlar. Şimdi bugün Karşıyaka için söylüyorum. Karşıyaka'da cumartesi pazar günü yaklaşık yani abartmayayım 2000-3000 kişi uğruyor. O kadar kalabalık bir insan topluluğu var ki özellikle bu sene özelinde söylüyorum. Bizim burada iki tane resmi nizami sahamız, bir tane 50'ye 70, bir tane de ampute sahası için. Biz onu futbolda da kullanıyoruz. Ama hep antrenmanda kullanıyorsun. Tabii biz bunları kullanıyoruz. Dolu. Orada müthiş bir futbolcu sirkülasyonu var. Biz buraya istiyoruz ki hatta bizim girişte sol tarafta tenis kortları. Evet. Orada bunlar var. Hatta bir üst tarafına da şimdi spor salonu yapılacak. Evet. Yani biz istiyoruz az ileride bir halı saha var. Tabii hocam. Biz istiyoruz ki buraya bir sporcu sağlık merkezi oraya kurulsun. Niye? Çok müsabaka oynanıyor orada. O kadar müsabaka var ki anlatamam size yani. Daha da bu gelişecek. Takım sayılarımız günden güne artıyor.
Şimdi evet sizin dediğiniz de var ama burası daha hareketli. Sizinki hocam. Yok. Hafta sonları sen sadece hafta sonu futbolu dinle. Bak futbol ve masa o tenisi baktığımızda karşıya kadarki hareketlilik hiçbir yerde yok. Ve akşamları bugün bakın şimdi akşamleyin saat 11.30'a kadar karşıya kadar 4 takım bir sahada çalışıyor. Burada akşam öyle bir faaliyetimiz yok. Var hocam. Bak bu kadar yok. O kadar yok. Yakın mesafemize ben yakın. Ambulans burada direkt müdahale edebiliyor şu anda. Şu an ha oradan buraya buradan ambulans oraya. Ambulans burası. Özel, tamam. Biz istiyoruz ki. Sporcuna hizmet eden bir şey olsun buraya. Ambulans çok yakın. Bakın hemen anında geliyor. Buraya 30 saniye bir telefonlu kadar yakın. Yakın yani. Aynı şekilde Karşıyaka'ya da yakın. Yanlış anlaşılmasın. Karşıyaka'ya da yakın. Ama şimdi burada bina var ya o yüzden diyorum. He, burada şimdi Karşıyaka'ya bir sporcu sağlık merkezi yaptığımız anda orada ambulansı da olacak. Haliyle daha ambulans derdimiz ortadan kalkmış olacak. Şimdi tedavi yapacak insanlar orada olacak zaten. Şimdi biz geçen il güvenlik toplantısında bu işe bakan sağlıkla alakalı doktor hocamızla görüştük. O da aynı şeyi söylüyor. Yani orada diyor bize yer göstermeler lazım. Doğru söylüyor. Karşıyaka'da bir sağlıkçı yeri. Bunu işte Gençlik Spor Bakanlığı'yla Sağlık Bakanlığı görüşerek bizim siyasetçilerin de bu topa girerek bir an önce Karşıyaka'ya oraya bir yerleşke. Biz şimdi oraya amatör spor kulüpleriyle alakalı bir çalışma var. Önce biz yani adım adım ilerliyoruz. Hepsini istersek hiçbirini alamıyoruz. Önce hocam, önce birini yapacağız. Sonra diğerini isteyeceğiz. Bilmiyorum. Oraya yapılacak spor salonunun projesini gördünüz mü? Kısmen. Ben de kısmen gördüm. Kısmen. Bir spor salonu. Gerçi burada inşaatın uzmanı var ona sorsak. Bir spor salonu var kaptan. Yan tarafına bir de o yakında olmasa bile dört tribünlü olacak çünkü yeni salon. Ona yakın çok amaçla kullanacak bir spor salonu daha yapılacak. İki tane mi? Yani birisi çok büyük 10-12 bin kişilik. Bir tanesi antrenmanlar için çok amaçlı salon. Oraların bir bölümüne o dediğin bir alan koyulabilir. Orayı gördüğüm kadarıyla evli bir arazi var orada. Yok yok şeyin arasını bak. Tenis korduyla ilk soyunma odaları olduğu yer var ya. Orada o boşluğu de. Orayı düşünün. Oraya bir yer düşünülüyor. Arkaya doğru yok, gidecek. Kaptan dedi biraz eğim var ama orası da indirilir. Malzeme lazım ya orada. Yani. Yok, arka tarafta yok, dike değil, çok dike arka değil. Çok arka değil. Çok arka değil. Çok arka düzle değil. Hafifin sırtın olduğu yer. Ama şimdi bak kaptan sordum akşam jimnastik, judo, boks, işte havalı silah ne bileyim bir 1500'e yakın sporcu şu stadyumun içinde. Yüzme havuzunu zaten doluluğunu biliyorsun. Recep Karaspor salonunu biliyorsun. Gençlik merkezi, yan tarafta güreş eğitim merkezi. Ha bir yer duydum. Hemen yan tarafta yüzme havuzunun yan tarafında biliyorsun açık bir tenis kortu vardı. Evet. Orayı şu anda tenis kortu söküldü. Oraya sanırım 3 katlı bir kütüphane yapılıyormuş. Ya bir şey söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın zaten. Bina yapılıyormuş. Ya altına da bir kafeterya. Spor alanı yıkılıp kütüphane yapılması ne kadar doğru acaba? Ya kütüphanemiz zaten bakın gençlik az ileride gençlik karşısında hemen yolun karşısında gençlik merkezimiz de var. Şeyde var. Atatürk Kültür Merkezi'nde evet. Var. Ulu Camii'nde var. Yani kütüphanemiz var zaten. Ya yani şimdi buradaki bir tesisi ya o tenis kortunu ya kaldırıp da oraya bir üç katlı bina yapıp yani altında da kafeterya olacak. Kütüphane yapıp ya da kafeterya yapıp yani ne kadar doğru? Ya bunu da kamuoyuna sunmak lazım. Çok doğru değil. Biz bunları doğru bulmuyoruz. Ya spor tesisini bırak dursun kardeşim. Sen onu yenile, yenisiyle birlikte hizmete sun. Sen neden tenis kortunu kaldırırsın ki orada? Ücretsiz orada güzel. Ben gidip geliyordum, görüyordum orası şey değil. Yani böyle bir yoğunluğun olduğu bir yerde olması aynı lazım. Şekilde şimdi futbolla alakalı saha diyoruz. Geçen biz bundan 3-5 gün önce taban birlikleri, amatör spor kulüpleri, TÜFAT, hakemler, spor daire başkanımız yeni Cemal Armutlu. Güven abi gördüm ya. Eski efsane futbolcu abimiz, duayenimiz Güven abi. Hep birden gittik Sayın Bakanımıza. Sağ olsun bizi de yaklaşık 1-1,5 saat ağırladı. İyi bir şekilde. Dertlerimizi dinledi. Biz de belgeleriyle kendisine sunduk. Yani amatörün karşıya kadar bir sahada 4 takımın çalıştığını, yaklaşık 2000 sporcunun orada hareket ettiğini, tamamında 4-5 bine çıktığını ama sahanın yetersiz olduğunu, bize alanların olması gerektiğini söyledik. Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüzün de şu anda 20 milyon yakında bütçesinin hazır beklediğini söyledik. İşte Botanik Park'ın içine de bir tane biliyorduk. Biz ikinci hani sığdırılsa güzel olacağını derken İmar Daire Başkanı'nı arandı. İmar Daire Başkanı geldi İlhan Bey. Şimdi orada belki onların da bir haklı tarafı vardır. İşte
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir proje kapsamında yer alınmış oradan, o bir pay verilmiş. Haliyle oraya da küçük kanatlı kuşlarla, büyük kanatlı kuşlarla alakalı bir şey yapılmış. Üç parça yer var. Ya kardeşim. 110 dönüm zaten hocam. Zaten ordu ya. Sahile baktığında denizin kenarında bütün kanatlı kuşlarımız zaten uçabiliyor rahat rahat. Bizim sahaya da gelsin. Şimdi yani efendim botaniğe çok odaklanma. Ya nereye odaklanacağız? Zaten orduya baktığımızda yani çok böyle düz bir alanımız yok. Sayın Bakanımız evet bir şey yapmak istiyor bize. Güzel ama oraya kadar girmek önemli. Şimdi ben, şu da söyleniyor. Bize deniyor ki siz alanı bulun. Ya ben belediye değilim ki. Belediyenin elinde imar daire başkanından bilgisayara girdiğinde bütün imarın nereden geçtiğini imar kim yapıyor? Kaptan sen iyi misin? İmar kim yapıyor? Belediye. Belediye mi ya? Tabii tabii. Yani en iyi alanın veya en iyi sahanın veya park bahçenin olduğu yeri en iyi kim bilir? Onlar hocam sen mesela gidip imar açın bana normal bir vatandaş açtıramaz. Yani bize yani. Böyle söylemesi de ben tabii ki o toplum içinde de çok hani da. Ben gidip normal bir vatandaş imar açın ben bakayım diyemez. Bak, yani. Şimdi biz zaten bununla alakalı. Ama orayı konuşmadınız mı? Orayı konuştunuz. Şimdi orayla alakalı Sayın Bakanımız İlhan Bey'e talimat verdi. Orayı iki tane sahayı bir çizin çalışın dedi. Hatta Sayın Bakanımız Şahincılı mı? Yanlış da söylemeyeyim. Şahincılı. Bir yerde büyük bir alan var. O alanda da hakikaten iki tane sağ sıcakta bir yer var. Orayı da gösterdi. Hemen odasında da bilgisayar var. Gösterdiler. Onunla alakalı bir çalışma acaba, için. Bu, bir şey parkta orası mı acaba? Kırt dönümlük bir yer vardı. Büyük bir alan. Tepede bir yer. Büyük evet. Tepede bir yer. Büyük bir alan. Su depolarının hemen aşağısı. Bununla alakalı bir çalışmalar var ama biz şunu istiyoruz. Biz netice istiyoruz. Yani ama oraya da gitmek önemli. Biz netice istiyoruz. Dertlerinizi anlatmışsınız. Tabii. Belgeleri sundunuz. Yok, Sayın Bakanımız zaten kapısını her dakika bize açıyor. Onda bir sorunumuz çok güzel, yok. Burası güzel. Ama Sayın Bakanımızın verdiği talimatları çalışan bürokratların ne kadar hayata geçirdiği çok önemli. Hızlandırmalar. Biz de şimdi bunu takip edeceğiz. Geçirirler öyle Bakan Bey deyince yani, askeride kalmaz. Biz bunu sonuna kadar takip edeceğiz. Yani böyle bir şey yok. Biz istiyoruz. Kendimiz için bir şey istiyor muyuz? Yok. Bugün iki tane sağ yapsanız. Metin Kıra ben mi gidip oynayacağım? 54 yaşında. Yok. Yine söyleyeyim sana. Bizim çocuklarımız oynayacak burada. Onların çocukları Sayın Bakanımızın, diğer büyüklerimizin torunları oynayacak. Şeyde Güzelyalı'da bizim kiraz zamanı benim durduğum yeri. Güzelyalı tarafında yıllardır baktık, Sezai baktık, abinin dediği yer var orası, ya. Orası Altın Ordu'ya ait. Orası Büyükşehir'e ait değil. Evet. Altın Ordu Belediye'nin oraya bir çalışması. Bununla alakalı da bir Büyükşehir'in girişimi olacak. Bizler de taban birlikler olarak böyle bir istekte bulunacağız. Ha yani Altın Ordu yapmıyorsa Büyükşehir bunu yapacak. İyi güzel. Yani ikisinden biri yapacak. Burayı evet, yıllardan beri. Yıllardır beri. 95 şekilde duruyor. Hocam 95 yılda konuşuyorduk. 95, 2005, 2015, 25 daha diyeyim ben oraya. Neredeyse 38 yıl sonra çözülecek. Burada ön ayak olan sizseniz size Altın Ordu ise Altın Ordu, Büyükşehir ise Büyükşehir, Büyükşehir Spor Daire Başkanı ise kimse teşekkür ediyorum. İnşallah biter. Orada yani ben bakıldığı zaman güzel son şey. Olarak Spor Daire Başkanı Sayın Cemal Armutlu'nun bu işleri takip edeceğini, yani en azından futboldan gelme olduğu için söylüyorum. Futbol oynamış profesyonel olarak bunları takip edeceğini, en azından Bakan Bey'le aramızda iyi bir köprü olacağını ben umuyorum ve kendisinden de bu sahalarla alakalı ben ümitliyim şahsen. İnşallah. İnşallah bir an önce hayata geçer. Spor anlamında tabii ki hocam bütün hepsini söylüyor. Şu anda aciliyet futbol sahaları olduğu için konuşuyor. Yoksa tekrar program başında söyledim. 11-12 tane spor şu anda stadyum, yeni Ordu Stadyumu'nun içinde spor salonu varken şu anda yaklaşık 7 milyon lira yakınlık bir ihaleyle bir 9-10 tane de orada bir salon boşalacak. İhtiyaç var. Orada Botanik Park'a da yapıyorlar şey. Herhalde. Spor salonu var mı Burcu'da? Yok şey. Yok. Atletizm pisti var. Orada ama atletizm pisti gerçekten ya, Ordu için gerek. Var ya. Olmazsa olmazdı. Bunu Ordu'ya kazandıran kimse Allah razı olsun. Çünkü evet. Bununla ilgili şimdi az önce inşaat dedik. Soyunma odası, sporcu, sağlık merkezi dedik. Sen hep diyorsun ki düz alan olarak yani, çoğu yerde öndeyiz. Ama tesis yani olarak çoğu yerden geldik. Düz alan olarak birinci durumdayız. Belki çoğu şehre baktığımız zaman. Ama maalesef bunları kullanamıyoruz. Şimdi normalde bir şehrin imar planı hazırlanırken tabii bunlara da dikkat etmek lazım. Şimdi Ordu'nun karşısındaki alanı hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Evet. Eskiden atıl bir durumdaydı. Ama oraya bakın güzel bir projeyle 2-3 tane basketbol sahası ve voleybol sahasıyla beraber yazın oranın halini görün. Tıktım tıktım. Evet. Gençler orada oynuyor, eğleniyor. Güzel bir proje. Yani bunun sayısını çoğaltmamız lazım. Sem sahası olabilir. Yani parklara illa
salıncak veya kaydırak koyacaksınız diye bir kaydı yok. Araya bir tane de küçük bir saha koyabilirsiniz. Aynen doğru. Çocuklar gidip burada basketini oynar, voleybol oynar, futbol oynar, yani. Mini futbol sahası. Yani siz tutturmuşsunuz, yani parkları biz şu şekilde değerlendirir. Yani şimdi botanik park konusuna gelince, yani burada ilk projeyi atan ortaya biziz. Evet. Biz de futbol konusunda ortaya attık. Gidip siz oraya kanatlı kuş veya kanatsız kuş, kuşlar, Kubilay, kanatsız falan gibi. Yani onları koyun diye biz söylemedik ya. Yani bir üstü her şeyi koymuşlar. Sadece bizim istediğimiz şeyi futbol sahasını koymuşlar. Yani çok enteresan. Şu olabilir mi acaba? Topa vurucu kanatlı kuşlara çarpar da kuşlar düşer. Olabilir. Sizin köy de karşıdaydı herhalde değil mi? Yok, yan tarafında. Hemen yan tarafta. Tarihi yer. Hocam. Şimdi. Neyse, yani, özür dilerim. Yani soru bizim, var, bizim istediğimiz bu futbol sahalarının çoğalması. Ha burada da sadece ASKB Başkanı, işte TÜFAT Başkanı, taban birlikleriyle bu iş olmaz. Kulüpler, ya ben iddia ediyorum, kulüplere deseler ki size param verelim, saha mı deseler, kulüplerin çoğu parayı ister, biliyor musun? Evet. Parayı ister. Yani kulüplerin de buna biraz adım atması lazım. Sosyal medyada paylaşması lazım. Biz saha istiyoruz. Yani ben sosyal medyaya bakıyorum. Ben hiçbir zaman bir amatör takım kulüp idaresine veya antrenöründen, yöneticisinden ben hiçbir zaman bu sahalarla ilgili bir şey paylaşım görmedim. Gördünüz mü siz? Yok. Bu talepleri değil, takip ediyorlar. Böyle bir ekip var. Sadece amatör spor kulüpleri başkanı gidecek, TÜFAT başkanı gidecek veya taban birliklere gidecek. Sizin hakkınızı savunacaklar. Ya arkadaş, bir taşın altına da bir de elinizi atın ya. Her şey para demek değil yani. Burada sizin oradaki sahalar sizin gelişmenize yol açacak ve daha iyi çalışma imkanı sağlayacaksınız. Evet. Hocam, Hakan Kontaş, Ahmet Bey yayınlar, Metin Hocama sorar mısın diyor. Karşıyaka'da bu kadar yoğun antrenman olmasına rağmen sporcular ve izlemeye gelen vatandaşlar için su, çay ve benzeri şeylerin satışa yapılsa kafe tarzı oturabileceğimiz sosyal bölüm acilen gerekli midir? İnşallah mesajımı da okursunuz. Selamlar, evet, demiş. Evet, kesinlikle katılıyorum. Böyle bir şey Karşıyaka'da büyük bir ihtiyaç. Şu anki yapılan projede o kulüplerimizin üst katında bir amatör spor kulüpleri hizmet binası yapılacak. Onun yanlarında kalan kısımlarda, ikinci aşamada da muhtemelen kafeterya ile alakalı bir yap işlet devret olabilir. O sayın müdürümüzle konuştuk. Evet, orada kesinlikle bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı da sayın müdürümüz de Hakan kardeşim gibi, bizler gibi de görüyor. Tabii adım adım ilerliyoruz. Birden hepsi olmuyor. Ama çok duyarlı olduğundan dolayı kendisine de teşekkür ediyorum. Aynen doğru. Yani az önce dedik ya, yani buraya kütüphane, tabii okumak, kitap çok güzel, çok önemli. Bir yer daha var kütüphane. Yeni biliyorsun, valilik binalarının olduğu yer var ya. Genç spor müdürümüzü ziyaret etti. O bina komple genç sporunmuş. Binada çok güzel. Alt katında kütüphane yapıyorlar. Oraya da bir kütüphane açıyorlar. Şunu diyeceğim. Hani acaba buraya dediğimiz, şimdi adam diyor ki bak oturma yerimiz yok, şeyimiz yok derken. İşte oraya bu üç katlı binayı kurup hem kütüphane hem restoran hem de orada faydalanacak. Oraya da olabilirdi aslında bu, şimdi bak, bence. Sayın İlmi Güler futbolu bilen, daha önce futbolla iç içe olmuş, onun akrabaları falan, ordulu, spora gerçekten iyi yönde bakan bir insan. Ama şunu net olarak söyleyelim biz ve onu da bilinmesi lazım. Şimdi buraya 52 or spor tesisleri yapıldı değil mi? Ne zaman yapıldı? Enver Yılmaz döneminde yapıldı. Bir önceki dönem, tabii ki. Karşıyaka futbol sahaları yapıldı, Enver Yılmaz döneminde yapıldı. Sayın İlmi Güler'e ben yani şu dönemde Ordu'ya futbol sahalarının kazandırılmasını istiyorum. Yani bu bir tane olur, iki tane, üç tane olur. Bir buçuk sene sonra seçim var değil mi? Belediye seçimleri var. Yani bu süre zarfı içerisinde bence kalıcı eser bırakılacaksa spor sahalarıyla bunun bırakılması lazım. Şimdi 3-4 senedir biz sporla ilgili bir yatırım görmedik. Gördünüz mü? Saha var mı hocam? Yapılan bir şey var mı? Yok. Futbolla alakalı diyorum. Bakın, benim branşım futbol olduğu için, evet, diğer spor branşlarını da seviyorum ben. Ama benim branşım futbol olduğu için ben futbola yapılan yatırımı görmek istiyorum. Şu ana kadar yapılan şey Karşıyaka spor tesislerine, yani gecekondu gibi arkadaşımız yazmış ya, oraya gelen velilerimiz oturacak. Belki yağmur yağdığında sığınacak yeri yok yani. Tuvalet olayı çok şey. Yani. Yok, tuvaletimiz var. Yani yağmur yağdığı zaman sığınacak yeri yok. Sıcakta gidip su içecek, susadığı zaman su alabilecek yeri yok yani. Ya bunlar şu 21. yüzyıl, yani şu dönemde olmaması gereken şeyler ya. Biz yatırım istiyoruz. Sadece bunlarla değil, sahanın yanında da bu tür şeylerin, aktivitelerin olması lazım. Doğru. Yani daha önce de söyledik, orayı keşke hani beton erme yapılıp bir burada türbin olup altına o dediğimiz hem soyunma odaları hem kafeteryalar olabilirdi ama
maalesef. Hatta diyoruz ki mesela grup maçları alındığı zaman orada maç oynatsan iki takımın seyircisi gelse birinin oradan birini buradan bayağı şey ama yine de söylüyorum yapıldı mı yapıldı güzel. Hizmet. Yapılıyor şimdi iki tane saha yapıldı. İsimler verilir, yaşatılır. Küçük çok saha güzel. Yapıldı, güzel oldu. Ha isimler konusuna gelince bakın hala isimler konusunda bir adım atılmadı. Ya nedir ya? Karşıyaka bir ne olursa, iki ne olursa nedir ya? Sporto doğru anladı. Ya bugün Bursa Spor Kulübü'yle özdeşleşmiş Sedat Üç'ün adı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından köprüye adı verildi ya. Kaptan bununla ilgili bizim çalışmamız var. Yani geç kalınmış bir olay. Biz hala bir ne oldu, iki ne oldu. Siz 52 Ordu Spor Kulübü Ordu Spor değilsiniz. Ha ruhunu mu taşıyorsun? Kardeşim iki tane saha var. Verin eski futbol oynamış insanların ismini. Verin bir tanesinin ismini ya. Biz de diyelim ki mesela takımlar bugün işte örnek veriyorum Nurlar Şener. Öner Piroğlu da yaptı. Erdoğan Arıca sahasında yaptı. Veya Ordu 1967 mi? Verin kardeşim bir tanesinin ismini verin sahalara ya. Olabilir. Karşıya kadar yok bir ne olursa iki ne olursa ya bunu yapan birçok spor kulübü ya var. Ya bir şey anlatayım. Kendi size. Değerlerine sahip çıkmayan kulüpler ileriki dönemde de başarılı olamazlar, yaşayamazlar. Toparla diyor Osman ama geçtiğimiz haftalarda Dikran amcayı kaybettik değil mi? Dikran evet. Toraman'ı kaybettik. Yaklaşık bir 60-70 yıllık bir eczaneydi. Bir efsaneydi. İçinde böyle ağaçlar olan, botanik olan. Geçen de sevgili Cumhur kardeşim yanına gittim. Eczane kapalı. Bir video gördüm. Boşaltılmış. Yani bir değerimiz, bir önemli tabii ailesi gelmiş bir şey, bir takım şeyler çok üzüldüm. Niye üzüldüm? Sonra yine onlara yakın birisinden duydum. Cenazede, İkran amcanın cenazesinde yıllarca Ordu Spor'a hizmet etmiş. Bir kuruş para almamış. Kulüp doktorluğunu yapmış. Yeri gelmiş. Yani orada herkese hizmet etmiş bir insanın. Çok yakın birisi dedi ki cenazede o hizmet ettiği insanlardan çok az gördüm. Çok üzüldük dedi. Hakikaten videoyu programdan sonra göstereceğim. Eczanenin o boşaltılma anında oradaki insanların ağladıklarını görüyorum. Yani hakikaten dediğim tarih, gibi yani, tarih yok oluyor. Yani bu insanların isimleri yaşadı mesela onun durduğu yere o sokağa ismini ya şimdi soruyorum. Pelleroğlu'nun evinin olduğu caddeye 112 bilmem bin bilmem ne diyeceğine mesela Erol Aydoğdu, Salih Aydoğan, Ömer Kılıç, Turgut Kır, Metin Kır, ne bileyim birçok Erdoğan Arıca, İbrahim Köksal gibi evlerin olduğu caddeye, o sokağa yapılabilir bunlar. Ha ya belki şimdi, şöyle deniliyor. Yani Güneydoğu'da bunu yanlış anlaşılıp suistimal edilir diyor ama. Şimdi orada da bakın sokak şehirlerine ben bazen hani işim itibariyle giriyorum. İşte 789, onu 900 sokak, 800 bilmem 1000. Bir şey. Yani bunun gibi en az ben size 100 tane çok var, çok rakam var. Sayarım. Ya o rakamların yerine Ordu'da özdeşleşmiş insanların isimleri verse kötü mü olur? Şöyle dediler bana, işte burayı iyi dengelememiz lazım. Malum insanların bugün böyle yarın ne olacak böyle, yarın bir bakıyorsun farklı bir işlere girdikleri zaman özellikle Güneydoğu'da terör olaylar oluyor ya. Mesela birinin ismini veriyorsun farklı bir yere gidince o sokakta nasıl olacak gibi. Hocam araştırılıp yapılabilir yani, ya. Vefat etmiş adamın ismini vereceksin yani, ya. Şeyde de kalabilir ya, hizmet etmiyor mesela. Bir kriter koyabilirsin hocam diyor bir çalışma. UEFA Kupası'nda oynamış şu isim, işte Kırkpınar'da yarışmış bu isim, Avrupa Şampiyonası olmuş bu isme ya da ne bileyim sanat dünyasında ön plana çıkmış, siyasette ön plana çıkmış böyle bir şey ben önerdim, yine öneriyorum. Takdir etkili ve yetkililerin diyoruz. Var mı eklemek istediğiniz? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var mı kaptan? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Evet hafta sonu maçlar cumartesi günü, ardından çarşamba günü. Ardından yine pazar günü. 8 günde 3 tane maç oynayacak. Hem 52 Ordu Spor, hem Ordu Spor 1967 hem de Fatsa Belediye Spor. Takımlarımıza başarılar diliyoruz. Şunu söyleyelim yalnız. Ünye 1957 teknik adam değişikliğine gitti. Volkan Bozkurt eski Ünye Spor'da oynadı. İlimizdeki takımlarda da oynadı. Arnavutköy Belediye Spor şampiyonu. Kendisine de Ünye 1957'de başarılar diliyorum. Artık geç kalınmış mı bilmiyorum. Volkan Hocam başarı diyoruz. Telat Hocam zaten İbrahim Hoca ile birlikte... Karadeniz Ereğli'diler. Dolayısıyla tekrar söylüyoruz. Uzayan kol diyor bizden olsun. Biz hocalarımıza başarılar diliyoruz. Evet dün çok üzüldük. O program başında söyledik. İstiklal Caddesi'nde, Taksim'de yapılan bu hain saldırı şiddetle kınıyoruz. Devletimiz hızlı bir çalışma yapıyor. Yakaladı. Yakalamadı birkaç şey. Onları da belki de biz programdan çıkınca yakalayacaktır. Ama tekrar söylüyoruz. Biz büyük bir devletiz. Hiç kimsenin önünde boyun eğmeyiz. Biz boyun eğeceğimiz, secde yapacağımız yerin ne olduğunca Allah'tan başka kimseye de secde etmeyeceğiz. Hayır, terörün bunu da bilir. Bilmesi lazım. Biz bir ölürüz,
bindiriliriz. Ne güzel. Bunu ne güzel. Bilmesi lazım. Gerisi nokta. Evet. Mesajı aldık dedi Sayın Bakanımız. Misli misli cevap verilecek dedi. İçeride sevgili Osman ve Bahadır Bedir vardı. Yönetmen reji koltuğunda. Sevgili Hüsamettin Almanya, Hırvatistan, Hollanda gezdi. Uzun bir seyahat yaptı Gökhan'la birlikte. Genel müdürümüz, haber müdürümüz Gökhan Bey, genel müdürümüz Funda Altay Şimşit. Hırvatistan'a geçtiler daha. 1000 küsur kilometre yol yapmışlar. Büyükelçimizi ziyaret ettiler. Medar iftarımızı ziyaret ettiler. Hüsamettin kardeşimize hoş geldin diyoruz. Elemanları da arkadaşları da hemen nöbeti yani gitmemiş. Aynen nöbeti gitmemişler. Altaş TV Türkiye sınırlarını açıp artık Avrupa'da. Evet. Yani canlı olarak, yayın olarak değil. Yok, bir tam saha programı da Avrupa'da yapmak lazım. Evet, zaten şu anda tek eksik benim de gördüğüm kadarıyla ve kamuoyunda bu çok söyleniyor. Sporla alakalı hiç Almanya, Avusturya, Belçika gibi yerlerde hiç program olmadı. Diğer programlar hep olmuş ama spor anlamında olmamış. Bayağı da bir talep var. Tamam, Gökhan'la Hüsamettin'den sıra gelirse biz de gideceğiz. Bahadır Karadere 3 numaralı kamerada burada bizim birlikte. Montajda Mustafa Altuntaş bizim ekibimiz. Ama dediğimiz gibi hem Altaş ailesi hem de Altaş Televizyon'daki bütün mesai arkadaşlarım adına bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bizlerden ayrılmayın. Koyterm ısı yalıtım sistemleri tam sahayı sundu.